Habertürk'ten iyi akşamlar, ben Afşin Yurdakul. Bugün Fransa 11 Eylül'ünü yaşıyor. Mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Paris'teki merkezine silahlı saldırı düzenlendi. 12 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralı. Saldırının Avrupa'ya, Orta Doğu'ya yankıları ne olacak? Önümüzdeki günlerde, belki de yıllarda çok konuşulacak. Biz bu akşam ilk girişi yapacağız o tartışmalara. Ayrıca daha derin, sadece bugüne ya da bu haftaya değil de içinde bulunduğumuz çağa damgasını vuran sorular da var. Bugün ortaya çıkan cihat ne demek? Selefiliğin Batı toplumlarında karşılığı ne? Bugün dünyada İslam'ı ne temsil ediyor? Bir temsil krizi mi var yaşanan? Çoğulcu demokrasiler bu sorulara nasıl cevaplar üretiyorlar? Bugün Fransa'da yaşanan, geçmişte Belçika'da ya da Avrupa'nın başka kentlerinde yaşanan İslam karşıtı olaylara ya da İslam adına yapılan eylemlere bu demokrasiler, çoğulcu demokrasiler ne cevap veriyorlar? Biraz buna bakacağız vaktimiz yettiğince. Kimlerle birlikte? Kalabalığız bu akşam. İstanbul Stüdyo'da değerli konuklarım var. Anadolu Ajansı'ndan Turan Kışlakçı bizimle birlikte. Afrika ve Orta Doğu editörü, yönetmeni. Kültür Üniversitesi'nden öğretim üyesi Mensur Akgün, Profesör Doktor Mensur Akgün bizimle birlikte. Haliç Üniversitesi'nden doçent doktor Atilla Sandıklı, gazete Habertürk'ten de Suriye Özel, gazete Habertürk yazarı bizimle birlikte. Ankara'da da bir konuğumuz var. Avrupa Parlamentosu eski milletvekili Ozan Ceyhun bu akşam tartışmayı bizimle birlikte götürecek, katılacak. İleriki saatlerde ise hem Paris'ten hem de Brüksel'den bağlantılarımız olacak. Ayrılmayın. Paris'teki saldırıyı ve yansımalarını, farklı boyutlarını, ekonomik, politik, sosyolojik boyutlarını bu akşam konuşacağız. Dünyanın işlerine başlıyoruz hemen. Saldırılar için Fransa'nın 11 Eylül'ü deniyor. Sebebi tabii ki çapı değil ama büyük ihtimalle etkileri olacak. 11 Eylül'den sonra Amerikan gazeteleri ve dergileri manşetler atmışlardı. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diye. Charlie Hebdo Mizah dergisine yapılan saldırı sonrası da büyük ihtimalle Avrupa'da birçok şey eskisi gibi olmayacak. Ve nasıl ki ikiz kulelerin görüntüleri hafızalara kazınmıştı, büyük ihtimalle şimdi ekrana getireceğimiz bu saldırının görüntüleri de aynı şekilde Avrupa'nın toplumsal hafızasında uzun süre kalacağı benzer. O görüntüleri size hatırlatmak istiyoruz önce. Mizah dergisi Charlie Hebdo'ya yapılan saldırının görüntülerini şu anda ekranlarınıza getiriyoruz. Paris'teki saldırının sabah saatlerinde yapılmıştı. Dergideki bir toplantı sırasında saldırganların ve kurbanların görüntüleri tartışıldı. Şu andaki karelerse saldırı sırasında çatıdan çekilen görüntüler görgü tanıkları tarafından. Fransa Emniyeti alarmda, sadece Fransa değil Avrupa genelinde güvenlikle ilgili ciddi bir hassasiyet oluşmuş durumda. Hatırlarsanız Danimarka'daki karikatür krizi, Jyllands Posten gazetesi de Hazreti Muhammed'in karikatürlerinin yayınlanması sonrası gündeme oturmuştu. Orada da güvenlik önlemleri arttırıldı. Saldırıdan görüntüler bu şekilde. İşte bu görüntüleri biz Fransa'nın 11 Eylül'ü olarak niteliyoruz. Uzun yıllar yansımalarını konuşacağımız için aynı 11 Eylül saldırıları gibi. Peki neden özellikle bu dergi hedefteydi? Charlie Hebdo dergisi Fransa'da okurları kimdir? Nasıl bir ekolü temsil eder? Neler yayınlar? Bir de onu anlatmak istiyoruz size. Kırılmış camlar, dışarı atılmış eşyalar, içeride yakılan ateşlerin pencereye yansıyan izleri. Bu görüntüler Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'da Kasım 2011'de Molotoflu bir saldırının ardından kaydedildi.
aşırı sol eğilimiyle bilinen derginin yayın çizgisini kimileri bağımsız, kimileri provokatif diye tanımlıyor. Yayınladığı karikatürler sebebiyle Müslümanları kızdırmasıyla da ünlü. Aslında sadece Müslümanlara değil, Musevilere, Katoliklere, aşırı sağ ve Fransa'daki diğer siyasilere yönelik sert hicivleriyle biliniyor. Eski Papa Benedikt bir Vatikan muhafızıyla uygunsuz şekilde çizilmişti. Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy de vampir olarak tasvir edilmişti. Bir Ortodoks Musevi ise Nazi askerini öperken resmedilmişti. Charlie Hebdo 2007'de Danimarkalı Jyllands Posten gazetesinin Hazreti Muhammed karikatürlerini yeniden yayınladı. O dönemdeki editörü Müslümanlara hakaretten yargılandı ve beraat etti. Karikatürler hem Danimarka'da hem Fransa'da yayınlandıktan sonra Müslümanlar arasında öfkeye sebep oldu. 2 Kasım 2011'de dergi Şeriat Hebdo adıyla çıktı. Kapakta yeni bir Hazreti Muhammed karikatürü vardı. Öfke dalgasına yol açtı. Bina molotoflu saldırıya ve baskına uğradı. İnternet sitesi de çökertilmişti. 2012'de ise yine Hazreti Muhammed'in karikatürünü yayınladı. Fransız Müslümanların dergi aleyhine açtığı dava reddedildi. Karikatürler ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirildi. Derginin yöneticileri de kendilerini bu argümanla savundu. Charlie Hebdo 2013'te de dergiye ilave olarak Hazreti Muhammed'in hayatını çizgi roman yapıp dağıttı. Yayıncılar çizgi romanın içeriğine İslam dinini küçük düşüren bir unsur olmadığını söyledi. Ancak resmedilmesi yasak olan Hazreti Muhammed'in karikatürünün yapılması bile başlı başına Müslümanları öfkelendirmek için yeterliydi. Tartışmalar günlerce sürdü. Dergi çizerleri sayısız tehdit aldı. Dergi saldırıya uğramadan kısa süre önce de IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin karikatürünü Twitter hesabından yayınladı. Terörist saldırıda ölenlerden biri de derginin yöneticisi ve çizerlerinden Stefan Charbonnier. Hazreti Muhammed karikatürünü çizen isim. Sık sık ölüm tehditleri alıyordu. Hatta iddiaya göre El-Kaide'nin ölüm listesindeydi. Şarp takma adını kullanan Charbonnier ölmeden önce son karikatüründe radikal İslamcı örgütleri eleştirdi. Karikatürdeki mesajlar dikkat çekiciydi. Karikatürde Fransa'da hala bir terör saldırısı düzenlenmediği belirtiliyor. Militan görünümlü karakter de Ocak ayının sonunu bekleyin diyor. Peki önce konuklarımıza iyi akşamlar diyoruz. Hoş geldiniz. Hayli yoğun bir gündem için buradayız ama önce Ankara'ya gidelim. Ozan Ceyhun duyabiliyor musunuz? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Oradaki konuklarımızı da selamlıyorum. Çok teşekkür ederiz. Onlar adına ben teşekkür edeyim. Önce sizinle başlamak istedim çünkü geçmişte Avrupa'da önemli görevleriniz oldu. Avrupa'da sadece görev yapmadınız, oradaki sosyolojik, psikolojik durumu da yakından inceleme fırsatınız oldu yaşadığınız için. Merak ediyorum. Saldırının tabii ki güvenlik boyutu, politik anlamda ne ifade edeceği uzun dönem konuşulacak ama Avrupa, özellikle bugünün Avrupa'sı, yani aşırı sağın yükseliyor olduğunu konuştuğumuz, Avrupa Parlamentosu seçimleri sonrası işte Macaristan'dan tutun da Yunanistan'a kadar sağ partilerin ön plana çıkmış olduğu, göç sorunuyla başı dertte olan, ekonomik çarkları iyi dönmeyen Avrupa diyelim. Uzun bir sıfat oldu biliyorum. Hangi paradigmalar üzerinden okuyor bugün Paris'teki Mizah Dergisi'ne yapılan saldırıyı? Tabii ilk önce hemen benim de söylememe izin verin. Yani olan saldırı lanetlenmesi gereken bir terör saldırısı. Aynı dün şehit edilen bir polisimizde neler hissediyorsam, bugün Fransa'da yayın politikasını, karikatürlerini benimsemesem de orada dergi çıkaran insanlara yapılmış olan bu saldırıyı ilk önce lanetliyorum. Avrupa Birliği genelinde de ilk önce herkes lanetledi. Bunu özellikle belirtmek lazım. Ve herkes de teröre karşı daha sert bir tepki verilmesini, saldırganların bir an önce yakalanmasını ve hak ettikleri cezayı almasını talep etti. Buraya kadar hepimiz aynı dili konuştuk. Yalnız Avrupa'da bu saldırının ardından tüm yapılan açıklamalarda bazı eksiklikler olduğunu da gördüm. Şu anlamda saldırı lanetlendi, saldırının muhtemel adresine yönelik mesajlar verildi ama hep unutuldu. Bu saldırı yapıldığı yer Paris, Fransa, Avrupa Birliği'nin göbeğinde ve Avrupa Birliği'nde 500 milyon insanın arasında en az benim bildiğim net 13 milyon Müslüman yaşamakta. Hepsi barışsever insanlar ve bu saldırıdan dolayı da aynı duygulara sahipler Hristiyanlarla veya diğer insanlarla. Ve nedense
Bu saldırı ardından yapılan açıklamaların çok azında sağduyu çağrıları yapıldı. Bunu eksik bulduğum için özellikle altını çizmek istiyorum. Çünkü bu saldırının olduğu Avrupa'da son günlerde İslamofobi sorunu hat safhada büyük bir sorun olarak karşımıza çıkmış bulunuyordu ve halen de öyle. Ve bundan dolayı da bu saldırının devamında gündeme gelebilecek olaylarda artık sadece Avrupalı Hristiyanlar, Avrupalılar değil, Avrupa'da yaşamakta olan Müslümanlar da farklı kaygılara sahipler. Bu açıdan özellikle sorunuzu cevaplandırırken belirtmek istiyorum. Tepkiler haklı olabilir, sert çıkışlar haklı olabilir, hatta duygusal ilk çıkışlar, ilk söylevler haklı olabilir. Ama bugün akşam şu an önümde öyle söylevler var ki, örneğin Almanya'da, öğleden sonra Almanya'da birçok politikacı piyasaya çıktı ve dediler ki, bakın Pegida'nın dedikleri doğruymuş, şimdi her şey tasdik oldu. Ve bu saldırı kesinlikle Avrupa'da hiçbir insanın hak etmediği şekilde başka yönlere doğru çekilmeye ve istismar edilmeye başlandı. Oysa hepimiz teröre karşı tek bir yürek olarak tavır almalıyız ve bu terörü lanetlemeliyiz ve özen göstermeliyiz. Bu terör amacına ulaşamasın diye. Çünkü bu terörün esas amacı bence kimse bu işin arkasındakiler, ister Orta Doğu'dan bir örgüt olsun, isterse bilmediğimiz başka karanlık güçler olsun, hedef gerçekten Müslümanlarla Hristiyanlar arasında var olan sorunların derinleştirilmesi, provoke edilmesi ve gerçekten Müslümanların düşman olarak algı operasyonunda dört dörtlük bir resim olarak sunulmasının sağlanması. Bu konuda galiba korkarım öğleden sonra büyük adımlar atıldı. Şimdi stüdyoda da aslında bunun detaylarını tartışacağız ama sizden duymayı özellikle merak ediyorum. Fransa'nın 11 Eylül'ü diye veriyoruz. Şöyle açıkladık, daha sonrasında, saldırı sonrasında büyük ihtimalle hiçbir bildiğimiz ezberleri bozabilecek büyüklükte bir fenomene dönüşebilir bugün yaşananlar. Bir taraftan da Fransa'da bu saldırının meydana gelmesi, özellikle bugün demokrasi literatürü dediğinizde işte fraternite, liberte, egalite konuşacaksınız. Fransız devrimi sonrası çıkan bu kavramlarla modern dünyanın nasıl ilişkilendiği, bugün modern dünya ile İslam'ın nasıl ilişkilendiği soruları. Fransız siyaseti özelinde de sanki sembolik bir durum var bu saldırı sonrasında. Siz böyle okuyor musunuz? Özellikle Fransa'nın kalbinde bu işin yaşanmış olması genel olarak Avrupa'ya nasıl etki eder diye düşünüyorsunuz? Tabii ben bunu okurken ilk önce iyi niyetli düşünmeye çalışıyorum ve diyorum ki acaba bu eylemi yapanlar Danimarka'da da yapabilirlerdi, Almanya'da da yapabilirlerdi, İsveç'te de yapabilirlerdi. Acaba bu eylemi yapanlar iyi bir istihbaratla Fransa'da, Paris'te ve özellikle bu adreste bir zafiyet olduğunu mu tespit ettiler? Ondan dolayı mı bu adres hani yapılabilir olduğu için mi seçildi? Çünkü eyleme bakıyorum, metropolün birinde, yani Paris gibi bir metropolde özünde polis önlemlerinin normal yaşamda hat safhada olmak zorunda olduğu bir metropolde uzun namlulu silahlarla ve bu şekilde yapılan aşırı profesyonel bir eylem. İlk önce bende gerçekten acaba arkasındaki istihbarat güçleri kimlerse onlar burada bir zafiyet tespit ettiler ve taşeronlarını veya her kimse yine onlar ellerindeki bu canileri oraya yönlendirdiler mi diye düşünmeden ilk önce edemiyorum. Ama tabii Fransa'da olması, Paris'te olması ve dediğiniz nedenlerden dolayı da özellikle Fransa'da Le Pen, Madame Le Pen, babası Le Pen, her ikisi de Avrupa Parlamentosu'nda hali hazırda milletvekiller, en son Haziran'daki Avrupa Parlamentosu seçimlerinde özellikle İslam düşmanlığıyla çok oy aldılar ve şu an Avrupa Parlamentosu'da 100'e yakın İslam düşmanlığı üzerine propaganda yapmış, seçilmiş milletvekili oturuyor ve Fransa'da da düşünün Sarkozy aday olacak olmayacak tartışmaları gündeme geldiğinde Bayan Le Pen'in de başkanlıkta şanslı olduğu konuşuluyordu. Yani belki de o açıdan bakıldığında da Fransa'nın seçilmesi Avrupa'daki ırkçılığın ve İslamofobinin yaygınlaştırılması açısından önemli bir sembol anlamı da taşıyor olabilir. Avrupa'da zaten bir aşırı sağ ve İslam hassasiyeti de bugünlerde konuşuluyor. Bunun nasıl yankıları olacağını düşünüyorsunuz? Tabii herhangi bir yanlış anlamaya da sebep olmamak için şunu bulmamız lazım. Bir kere terörü tamamen lanetliyoruz. Hiçbir akıl gerekçesinin bu terörün olmayacağını da belirtmek ana noktalardan bir tanesi. Terör deyince zaten hassasiyetler istismar anlamı gelir. Yani şu anda Avrupa'da
bizim işte geçen haftalarda da tartıştığımız ana noktalar ne? İslamofobiye, ırkçılık ve İslam karşıtlığı ve bunun karşısında gerilimin artması Avrupa'da. Dikkat ederseniz böyle bir gerilimin arttığı bir ortamda terör örgütleri için bulunmaz bir fırsattır eylem yapmak açısından. Ve o hassasiyeti de terör örgütleri şey yaptılar, kullandılar. Ve asıl amaçları belirttiğimiz gibi o dergiye saldırmanın yanında özellikle bu İslamofobiye ve ırkçılıkla ilgili gelişmeleri tetiklemek ve Müslüman-Hristiyan çatışmasını bir noktada Avrupa'da derinleştirmek suretiyle terörün o vahşi yüzünü, çatışmacı yüzünü, o gerilim ve şiddet ortamını yaygınlaştırmak suretiyle amaçlarını elde etmek noktasına gitmeyi uygularlar terörün genel tanımında. Bana göre tabii birçok tedbir, birçok problem ortaya konsa dahi buradaki ana bu noktayı iyi yakalamak lazım. O zaman şimdi baktığımızda tabii ki ilk başta herkes bu şiddeti kınıyor, bu şiddete karşı lanetliyor. Ama bunu doğuran sebepleri dikkate almamız lazım. Bu ilk baştaki söylemlerden sonra özellikle ben Ceyhun Bey'in söylediklerini dikkate almamız gerektiğini düşünüyorum. Bunun eğer İslamofobiyayı Avrupa'da ırkçılığı arttıracak, 11 Eylül olayları gibi oradaki insan hakları ve özgürlüklerini kısıtlayan ve aynı şekilde farklı şekilde bunun şiddet ve sarmalını derinleştirecek girişimleri başlattığımız takdirde terör örgütlerinin yapmak istediği şeyi, ulaşmak istediği hedefleri de gerçekleştirmiş, yani sonuca ulaşmış olurlar onlar. Bence buradaki bütün mesele bu konularda Müslümanlar, yani inanan insanlar İslam'ın da bir terör örgütleri tarafından kullanabileceğini ve bu terör örgütlerinin İslam'ı kullanmasının kesinlikle İslam'la alakası olmadığını ve bunu telin etmeleri gerektiğini burada ortaya koymaları. Aynı şekilde Avrupa'da yaşayan farklı kimliklere sahip, Hristiyan kimliğine sahip insanların da aslında birlikte yaşamanın ve bu terör eylemlerini engellemenin asıl sonucunun ancak bu gerilimin ortadan kalkmasıyla mümkün olabileceğini ortaya koymaları lazım. Bu olgun hareketi gösterebilirsek bu terör eylemine belki geriye getiremeyiz o giden canları ama en azından bundan sonra bu terör örgütlerinin böyle hassasiyetleri istismar edebilecek ortamın olgunlaşmasını engelleyerek önemli katkılar yapabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi aslında bu söylediğinizden tabii hani güvenlikle ilgili nasıl bir hassasiyet oluşacak Avrupa genelinde? Çünkü yine 11 Eylül diyoruz, onun sonrasını düşündüğünüz zaman 11 Eylül sonrası çok başka bir ortam vardı havaalanlarında. Sadece görüntünüz sebebiyle, işte saçınızın, teninizin rengi sebebiyle durdurulmalar vesaireler yaşanmıştı. Böyle bir şey bu kadar ekstrem olmasa da güvenlik anlamında Avrupa'da neler yaşanır onu da konuşacağız. Ama arkadaşlarım bana okey verirse bir Fransa'ya gitmemiz mümkün mü? Onu önce bir danışayım. Skype bağlantımız hazırsa. Peki, şimdi burada öne çıkan bir durum var. Neden Fransa ya da Fransız toplumu içerisinde bu saldırıyı doğuran faktörler, sosyolojik faktörler neler olabilir? Fransa örneğinden yola çıkarak Batı'nın da başını çok ağrıtan, özellikle Irak'ta ve Suriye'de IŞİD'in varlığı sebebiyle Batı'nın başını çok ağrıtan bu yabancı savaşçılar ve cihada katılım konusunu biraz açmak istiyoruz. Onun için Paris'e gideceğiz. Bir canlı bağlantımız var. Sosyolog, Fransız sosyolog Ferhat Kostroka var bizimle birlikte. Kendisi küresel cihat hareketlerine çalışıyor. Ona sormak istiyoruz. Mr. Kostroka, can you hear me? Beni duyabiliyor musunuz acaba? Evet. Thank you so much for joining. And programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim. İlk olarak Cihadın İçinden adlı kitabınızdan bahsetmek istiyorum. Bu kitapta cihatlara yönelik, cihadi hareketlere yönelik uluslararası katılımdan bahsediyorsunuz. Siz cihadi hareketlerin Batı kapitalizmine karşı en örgütlü hareket olduğunu söylüyorsunuz. Bununla ne demek istiyorsunuz? Batıdakiler için, batıdaki gençler için cihat ne anlama geliyor? 1970'lerde
Avrupa'da çok aşırı sol hareketler vardı. İtalya'da Kızıl Tugaylar vardı. Veya Almanya'daki Baader-Meinhof hareketi vardı. Fransa'da da, Avrupa'da ve Fransa'da diğer ülkelerde de ulusal hükümetlerle mücadele eden hareketler vardı. Ve bunların hepsi Batı ülkeleriyle mücadele eden hareketler, yani bu ülkelere, bu Batı ülkeleri de cihada karşı bir kampanya yürütüyorlar. Cihat şu anda çok yakında ortaya çıkan bir hareket. O yüzden Amerika'da veya Afganistan hükümeti 2002-2003 yıllarında cihatla mücadele ediyordu. O yüzden bu doğrudan ele alabileceğimiz bir konu değil. Bunu her yerde ele mücadele edebileceğiniz bir konu da değil. Londra'da, İstanbul'da veya dünyadaki başka bir ülkede meydana gelebilir. Latin Amerika dışında cihat neredeyse her yerde geçerli bir durum. O yüzden çok kolay bir şekilde tespit edilebiliyor. Edilemiyor, özür diliyorum. Dünyanın dört bir tarafına dağılmış durumdalar ve tek bir ideoloji var. İslam'ın düşmanlarına karşı mücadele eden dağınık gruplar var. Ve kitabınızda şöyle diyorsunuz, cihat daha çok kültürlü dünyada ortaya çıkıyor. Peki cihadın çok kültürlülükle nasıl bir alakası var? Bu sorunun birçok tarafı var. Özellikle Avrupa'da. Çünkü Avrupa'nın Amerika'dan farklı olduğunu düşünüyoruz. Çünkü Amerika'da beyazlar, orta sınıflar, üst orta sınıflar var. Avrupa'da ise Müslümanlar çoğunlukla işçi sınıfından ve bunlar çoğunlukla Avrupa'ya çalışmak için gelen kişilerin çocukları veya torunları oluyorlar. Ve burada işsizlik oranı da çok yüksek. İnsanlar Müslümanları sevmiyorlar. Avrupa'daki gençlerin çoğunluğu, özellikle Kuzey Afrika kökenli gençler, Fransa'da, İngiltere'de Pakistanlı gençler, saldırgan olarak görülüyorlar. Toplumun da iyi bir algı yok bu konuda. Ve onlar arasında Avrupa toplumlarında bir ayrımcılık olduğu söylenebilir. O yüzden bu insanlar Avrupa toplumları tarafından reddedildiklerini düşünüyorlar. Çünkü kendileri aslında Avrupalılar, başka ülkeleri bilmiyorlar. Cezayir'i, Fas'ı, Tunus'u bilmiyorlar. Temel olarak Arapça bilmiyorlar Fransa'da yaşayan bu gençler. Fransızca konuşuyorlar ve Fransa'da bazı ifadeler var, pis Araplar diyorlar. Örneğin Paris'te bazı yerlerde Araplara pis Araplar deniyor. Bu toplumlarda bu açıdan bakıldığında intikam alma eğilimi ortaya çıkıyor. O açıdan İslam da bunu meşrulaştırma aracı olarak kullanıyorlar. Topluma karşı bu nefreti meşrulaştırmak için kullanıyorlar. Bunların İslam'la ilgili ciddi bir bilgileri yok, algıları yok. O yüzden kendilerini İslami cihatçı olarak ilan ediyorlar ama aslında bunu temel olarak topluma karşı bir nefretten dolayı yapıyorlar. İslam'ı çok iyi bildiklerinden değil veya gelenekleri çok iyi bildiklerinden değil. Bu yüzden İslami gelenekten bir kopuş yaşıyorlar. Ve cihat o yüzden bunlar o yüzden Kuzey Afrika'dan da olabiliyor, Fransa'dan da olabiliyor, Müslümanlar oluyor. Peki bu gençlere baktığımızda, bunlara katılan gençlere baktığınızda nasıl bir gözlemde bulundunuz? Nasıl bir arka plandan geliyor? Motivasyonları neler? Bunlar iki ayrı dönem var. Birinci dönem Suriye Savaşı'nın başlangıcına kadar olan dönem. Bu dönemden sonra birçok genç cihadi hareketlere katılmaya başladı. Ve çoğu
yoksul semtlerdeki, mahallelerdeki gençlerden oluşuyordu bu katılanlar, bu sempatizanlar. Burada aynı zamanda birçok kişi Müslümanlığa geçti. 15-17 yaşındaki gençler, hatta bazen genç kızlar sempatizanlıktan bu örgütlere katıldılar. Bazıları Avrupa toplumu içerisinde bir şekilde yapı bozumuna uğruyorlardı. O yüzden bir tür umut gördüler burada. Bu yaşadıkları ülkelerde güçlü bir kimliğe sahip olabileceklerini düşünmüyorlardı. O yüzden bu biraz yumuşak bir karındı onların kimliklerinde. Ben buna bir şekilde Mayıs 68 hareketinin zıttı diyorum. Fransa'daki 68 hareketini hatırlarsınız. Serbest düşünce, serbest cinsel yaşam, savaşma seviş düşüncesi vardı. Avrupa'da bugünkü eğilim aslında bunun tam tersi. Burada bir şekilde İslam'ın katı kurallarını uygulamak istiyorlar. Özellikle yaşam tarzı, cinsellik, cinsiyetler arası ilişkiler anlamında bir şekilde baskıcı kurallar uygulamaya çalışıyorlar. Ne kadar baskıcı hale gelirse onlara daha çekici geliyor. O yüzden 68 kuşağında, Fransa'daki kuşağın hissettiğinin tam tersini hissediyorlar. Aslına bakarsanız Fransa'da meydana gelen saldırılara baktığınızda Fransız toplumunda nasıl bir tepki oluştu, nasıl bir duygu oluştu? Çünkü Fransa Müslüman topluma sahip, geniş bir Müslüman topluma sahip bir ülke ve Fransa toplumunda Müslümanların radikalleşmesi nasıl bir duygu uyandırıyor? Elbette günümüzde Avrupa'nın her yerinde geçerli bir sorun bu, radikalleşme. Özellikle İngiltere'den, Fransa'dan, Almanya'dan, Danimarka'dan, Belçika'dan Suriye'ye gidenler var. O yüzden aşağı yukarı her ülkede aynı gruplar, aynı sayıda insan Suriye'ye gidiyor, cihatçı gruplara katılıyor veya IŞİD'e katılıyor bazıları. O yüzden şunu söyleyebiliriz. Zaman ilerledikçe Fransızların kendine özgürlüğü önemini kaybediyor. Bugün basına saldıran kişiler bunu karikatürleri bahane ederek yaptılar. Hazreti Muhammed karikatürlerini bahane ederek yaptılar. Eğer doğru hatırlıyorsam bunlar aslında ilk olarak Danimarka'da basılmıştı, yayınlanmıştı. Fransa'da bunu bu dergi dayanışma amacıyla yayınlamıştı. Bu açıdan bakıldığında aslında bu saldırı Danimarka'da da yaşanabilirdi. Aslına bakarsanız Avrupa'nın herhangi bir yerinde yaşanabilirdi. Çünkü Avrupa'da belli bir tür düşünce özgürlüğü var. Elbette buna katılıyorum. Hangi dinamikleri işaret ettiğinizi anlıyorum ama özellikle Fransa'da bu saldırı gerçekleştiği için Fransa toplumundaki duyguyu merak ediyorum. Örneğin bu şiddetli düşünce ifadesi konusunda bir habitat mı oluşuyor orada? Eğer Fransız toplumunun cihat konusuyla ilgili duygularını öğrenmek isterseniz özellikle Mira olayına bakmanız gerekiyor. 2013 yılında 7 kişiyi katletmişti. Bunların içinde 4 Yahudi ve 3 Müslüman asker vardı. Bunu toplumdan nefret ettiği için yapmıştı. Bu gazetecileri öldüren kişilerle ilgili bilgimiz yok. Bildiğimiz tek şey bu kişiler yoksul mahallelerden geliyordu ama kim olduklarını bilmiyoruz. O yüzden şu anda şu noktada belli bir tablo çizmemiz mümkün değil. Ama kesin olarak bildiğimiz bir şey var. Bu kişiler bu saldırıyı karikatürler yüzünden yaptıklarını söylüyorlar. O yüzden belli bir neden o örneğin başörtüsü meselesi, türban meselesi veya
sakalın veya tam tesettürün yasaklanması gibi konular da var Fransa'ya özgü olan, ama bu kişiler bunları bahane etmiyorlar, bunları öne sürmüyorlar. Daha Avrupa'nın genelinde yaygın olan sorunları ortaya koyuyorlar. Ama Fransa'ya daha özgü durumlara bakarsanız, laiklik denen bir olgu var. Yani bu kamu alanıyla özel alanın birbirinden din anlamında ayrılması anlamına geliyor. Bu yüzden de birçok Müslüman, örneğin başörtüsü takmanın veya kendi kimliğini Müslüman olarak ortaya koymanın, sakal uzatarak olsun, başörtüsü takarak olsun, bunların Fransa'da yasak olduğunu görüyor. O yüzden Fransa'da çok Müslümanların hiçbir şekilde bir dini işaret taşımamalarını gerektiren belli bir uygulama var. Bu sadece Fransa'ya özgü bir uygulama. Bu Fransa'nın kendine özgü bir durumu. Başka bir sorun da var. Avrupa'da en fazla Müslüman nüfusa sahip olan ülke Fransa. O yüzden böyle bir sorun ortaya çıkması çok normal. Çünkü Müslümanlar ve Yahudiler birçok nedenden dolayı iyi geçinemiyorlar. Bunlardan biri özellikle Filistin sorunu, Filistin'in İsrail arasındaki gerilim. Analiziniz için çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Şimdi cihat hareketlerine çalışmış bir isim Farhat Kostroka var ki kitabı sebebiyle biz konuşmak istedik. Turan Bey, size dönmek istiyorum. Çünkü aslında anlattığından ilginç bir portre çıkıyor Farhat Kostrokavar'ın. Hem bir modernite problemi diyor, hem batıdaki anlam karmaşasına bir reaksiyon diyor. Hem ekonomik problemler var işin içerisinde, çoğu göçmen çocukları ve sisteme tutunamamaktan bahsediyor sosyolojik altyapısı olarak. Hem de çok modern bir probleme yıllar öncesine, yüzyıllar öncesine giderek çözüm bulmaya çalışıldığı da ortaya çıkıyor. İşte orada da Selefi, yani önce gelmiş olan, yani ilk form, pür olan form, bozulmamış olan form, buna cevap olarak üretiliyor gibi görünüyor. En azından bu hareketlere meyledenler tarafından. Bunu nasıl açıklamak mümkündür? Yani Selefi akımların batıdaki tabanını bizim nasıl anlamamız gerekiyor? Tabii ki şu anda bu saldırı sonrasında spesifik bilgiler yok elimizde. Kim, neden yaptı, bunlardan yola çıkmıyoruz ama Avrupa genelinde de bir resim çizmek mümkün bu konuda. O yüzden size sormak istiyorum. Bu Selefi hareketlerin batıdaki tabanını nasıl algılamak lazım? Tabii bundan da İslam'ın nasıl temsil edildiği de çıkıyor. Batıda nasıl algılandığı sorusu da çıkıyor. Önce oradan başlayalım. Evet, güzel bir soru. Aslında bu sadece yeni dönemde tartışılan bir konu değil. Evet. Ta Fransa'nın, Napolyon'un 1798'de Mısır'ı işgalinden beri tartışılan bir konu. O dönemde Sufizm konuşuluyordu. Bugün Selefilik mesela. Bu da çok önemli bir konu. Abdülkadir Cezayir'i 1830'dan ta 1850'ye kadar Fransa ile mücadele eden biriydi. O Sufi bir lider, büyük bir düşünür, İslam dünyasını tanımış düşünürlerinden. Yine Rusya'da Şamil var. Yine Sufi, kendisi Sufi gelenekten gelme biri. Libya'da da Senusi vardı. O dönemde, o dönemin bütün direniş hareketlerine baktığınızda Sufilik var. Ve Batı'da da genelde eleştiri konuları hep Sufizmdi o dönemlerde. İlginç olan konu. Birinci konu bu ve ilginçtir. Ama o dönemde şöyle bir algı vardı. Önemli olan cihadi hareketler dediğimiz o hareketler geçen yüzyıldaki, yani 18. yüzyıldaki cihadi hareketler Batı'da da büyük hayranlık uyandırıyordu. Örneğin Fransız düşünürlerin çoğu Voltaire'den, Victor Hugo'dan tutun mesela. Victor Hugo'nun Abdülkadir Cezayir'i öven uzun bir şiiri var. İşte onu methediyor, böyle direniş gösteriyor ama aynı zamanda esir aldığı Fransız askerlerine iyi davranıyor. Daha sonra dönen Fransız askerleri methediyor. Böyle bir direniş lideri olamaz. Bize iyi baktı, yediğinden yedirdi diye methediyorlar. Aynı şey Şeşamil için de geçerli. Tolstoy'un Şeşamil'i öven bir kitabı var. Hacı Murat diye mesela övüyor.
Neden? Çünkü esir aldığı Rus askerlerine asla eziyet etmiyor, zulmetmiyor, bir yerde tutuyor, daha sonra salıveriyor. Bunlar döndüklerinde bu hikayelerini anlatıyorlar tabii. Şey, Senussi için de İtalyan askerleri aynı şeyi övüyor. Hatta Emir Abdülkadir için Amerika'nın ünlü bir şarkı, Abdülkadir's Quick Step diye bir şarkısı var. Övüyor. Amerika'da yine bir eyalette bir şehir var. Adı da El-Kader. Şey, Abdülkadir El-Cezayir'den alma bir isim. Onu öven. Yani Che Guevara gibi anlaşılıyor o dönemde. Fakat bunlar Sufi liderler. Eleştiriliyor o dönemde Sufi, ama bir gelenek var. İslam'ın koruduğu bir gelenek. Asla esire kötü davranmayacaksın. Asla insanlara kötü davranmayacaksın. Yani İslam'ın bütün o şeyleri korunuyor. Yani savaşta bile olsanız İslam'ın hukukunu savaş, ki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin eski başkanlarından biri, 80'li yıllarda Sri Lankalı Budist biri. Onun güzel bir kitabı var. Savaş hukukunu dünyaya kimler öğretti diye. Adamın ortaya koyduğu şey, savaş hukukunu dünyaya Müslümanlar öğretti. Çünkü savaşta dahi esiri koruyan, esiri muhafaza eden, öldürmeyen bir gelin. Fakat geldiğimiz dönemde, yani hakikaten ben şaşırıyorum şurada. Yani IŞİD'den tutun, Boko Haram'dan tutun. Bütün uygulamalara bakıyorum. Evet, Batı'dan gelen bir gençlik var. Fakat yaptıkları bütün eylemler İslam'la uyuşmuyor. İslam'ı gösteriyor. Kur'an var elinde. Hadis var elinde. Bunu kullanıyor çok yüksek bir sedayla. Fakat bütün eylemlere baktığınızda ya İslam'ın uzaktan yakından oradan buradan geçen bir eylem değil. Örneğin İslam tarihinde bütün ulemanın ittifak ettiği bir şey. Hanefi, Şafii, Sünni, Şii bütün ulemanın ittifak ettiği bir şey. Kalemle birisi, sözle birisi Hazreti Peygamber'e Allah'a küfrederse siz de ona sözlü cevap verin. Kalemle küfrediyorsa, yani yazıyla, Hazreti Peygamber bakın küfür diyorum, bırakın eleştiri. Küfür ediyorsa, Allah'a küfür ediyorsa, siz de ona yazıyla cevap verin diyor. Şimdi İslam'da böyle bir gelenek var. Fakat geldiğimiz 80'lerden sonra özellikle, 1980'den sonra İslam dünyasında İslam algısı çok farklı bir yere oturdu. Ve bu kişilere genellikle baktığımızda şu çıkıyor. Bunların liderliğini yapanların çoğu Avrupa'da eğitim görmüş. Hani Müslüman, kendine özgüveni olan insanlar ama İslam'ı yarım bilen insanlar. Bir örnek vereyim. Bu sapmayı nasıl açıklayacaksınız? Şimdi onu açıklayacağım. Bir örnek vereyim. O kısas var orada. Bir örnek. Kısas değil. Yani kısas derken şimdi onlar öyle bir anlayışla giriyor. Teolojik anlamıyla değil. Öyle ifade etmeyelim ama hani sonuçta yazılıysa yazılı diyor mesela. Hani vereyim. Nasıl bu kadar şiddete meyil ortaya çıkıyor? Bir örnek vereyim. 96-97 yılında yeni Müslüman olmuş bir rap sanatçısı vardı. Yuki Edwards diye. Hollanda'nın çok meşhur rap sanatçılarından biriydi. İşte İstanbul'a geldi. İstanbul'da daha önce, hatta Müslüman olmadan önce İstanbul'da, Antalya'da ve İstanbul'da konser vermiş buraya Yuki Edwards. Şimdi Müslüman olduktan sonra geldi. Rap müziğini bıraktı. Ya neden rapi bırakıyorsun? Müziğe devam et dedim. Bak İslam'da hani otur bunu tartışırken hayır dedi. Ben bunu dedi yapmam dedi. Heyecanlı çocuk. Otur biraz konuşuyoruz. Daha sonra bunun beraber çalıştığı şirketin yöneticileri bana geldiler. Ya ikna eder misin bunu? Biz yine devam etmek istiyoruz ama çünkü büyük bir hayran kitlesi var. Devam etmesi gerekiyor. Ben dedim ki ya böyle bak bir şey, İslam bunu haram kılmıyor. Sen yeter ki hani uç küfür edici laflar kullanma. Yani şarkının, müziğin, şiir İslam'da yasaklanmıyor ki. Hani bunu oturup konuştuk ama çocuk biraz hamasi, sonra yumuşadı. Belli bir müddet sonra Avrupa'ya gitti. Çocuk 2003'te miydi, 2004'te miydi, Almanya'da mı, nerede? Bir camiye bomba atarken yakalandı bu çocuk. Çocuğu aradım tekrar. Ya böyle bir eylemde senin adın geçiyor, doğru mu? Çocukla konuşuyorsun. Ya kardeşim sen İslam'ı bilen biri değilsin. İslam'ı bilmiyorsun. Kime takılıyorsun? Avrupa'da bir gruba takılıyor. Selefi denen bir grup. Fakat bu Selefi denen grupta kim olduğu belirsiz. Şimdi geçen yüzyılda özellikle 80'li yıllara kadar Avrupa'daki bütün İslami derneklerini destekleyen ülkeler vardı. Örneğin neydi? Suudi Arabistan, Mısır, Malezya, Endonezya, belli ülkeler desteklerdi. Fakat son dönemlerde özellikle 80'lerden sonra, 90'lardan sonra belli örgütler çıktı. Selefiyim diyor, uç fikirler savunuyor. Mesela İngiltere'de Ebu Hamza örneğinde olduğu gibi. Daha birçok örnek var. Ondan da ilginç anıları var. Bunlar çıkıyor, El-Kaide'yi savunuyor, şiddeti savunuyorlar. Yani saldırının olması gerektiğini savunuyorlar. Bunlara istihbaratlar dokunmuyor. İlginç bir şekilde. Ilımlı olan gruplara saldırdı. Hani mescitlere, gruplara, derneklere hani gidip tutuklamalar yapılıyor. Ama bu adamlar, öne çıkan bu adamlara maalesef tutuklama, yani bir tutuklama yok. Örneğin El-Kaide'nin şu anda IŞİD'in üç liderinden biri, fikir babasından birisi İngiltere'de yaşıyor. Ebu Katade. El-Filistini denen birisi. Kitaplarını oradan yazıyor. Oradan neşrediyor. Tamam Batı'da fikir özgürlüğü var. Elbette ki buna hani bir şeyimiz yok ama yani farklı bir şey. Bu İslam'la uyuşmayan bir şey. İslam'ın genleriyle
toplum yapısıyla uçmayan bir şey. Çok ilginç bir şey söylüyorsunuz. Çünkü herkesin burada yurt dışı tecrübesi olduğu bir şekilde. İşte evet. Türkiye'li olduğunuzu, Müslüman olduğunuzu söylediğinizde evet. ister istemez konu, 11 Eylül sonrası yapılan belki de bütün yurt dışı ziyaretlerinizde de konu, biraz eğer politik merakı olan insanlarla sohbet ediyorsanız konu oraya gelir. Ondan sonra dersiniz ki aman efendim İslam barış dinidir, böyle şey olmaz. Onlar da size derler ki ama biz anlamıyoruz, o zaman Orta Doğu'da ne oluyor? Şimdi o dediği, bu bahsettiğimiz kopuş ne şekilde yaşanıyor o zaman? Çünkü siz de altını çize çize bunu söylüyorsunuz. Evet. Başka bir tartışma da şu, nedenler, Müslümanlar o, evet. apolojist olmak da istemiyorlar. Beni var. Temsil etmediği için ben de bunun özrünü dilemem de evet. diyorlar. Bu kriz nasıl aşılacak bunun o zaman? Bunun iki nedeni var. Tabii, aslında bunun çözümü sunuldu. Edward Said, yani şimdi bakıyorum Edward Said'in 1991'de yazdığı Haberlerin Anında İslam diye kitabı var. Batı medyasının özellikle bu tarz şeyleri alıp abartması, büyütmesi, mesela bugün olaydan sonra da ilk hedef alınan şey İslam ve Muhammed. Ya hani işi de eleştir, terörü kına, terörü elbette ki kına, yani bunun bütün türlerini kına. Ama neden Muhammed'i hedef gösteriyorsun? Neden İslam'ın bizzat kendisini hedef gösteriyorsun? Yani sıkıntı burada. Şimdi İslam dünyasında nüfus 2 milyar Müslüman var dünyada. Bugün Latin Amerika'da 2 Müslüman ülke var. Surinam ve Guyana'da %50'den fazlası Latin Amerika'da Müslüman. Yani Surinam ve Guyana'da mesela %50'den fazlası Müslüman. Bugün dünyada İslam çok yayın ama 2 milyar nüfusun içinde IŞİD ve hatta terör örgütlerinin alım müntesiplerinin ki Amerika'da think tank kuruluşu hazırlar. Hadi 30 bin, 40 bin, 50 bin ne bu? En fazla 50 bini geçmiyor bunlar. Peki neden İslam'ın sözcüsü haline getirildi bunlar? Neden bunlar sık sık medyada bunlarla röportaj yapılıyor? Sanki İslam'ın sözcüleri bunlar, temsilcileri bunlar, bunlarla röportaj yapılıyor, bunlar öne çıkıyor. Evet, şu var. Doğru, Orta Doğu'da bir sıkıntı var. Bundan dolayı katılan bir gençlik var. Tıpkı Ferhat Bey'in de. Hani ya, ama dikkat edin, Ferhat Bey'in sosyolojik tespitleri çok önemli. Yani çok iyi noktaya varıyor, tespiti iyi. Fakat Ferhat Bey gibi bu işin uzmanı olmayan gazetecilerin sayısı çok fazla ve direkt bu işi getirdikleri nokta İslam'ın bizzat kendisi. Sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Bu meşhur bir tartışma zemini ve meşhur bir soru açıkçası. Medyanın yansıtmasıyla mı ilgili diye. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu hakikaten medyanın nasıl algıladığı ya da algılayamadığı konusu mu? IŞİD'in ya da bu tip organizasyonların sosyal medyayı nasıl kullandığına, medyayı nasıl yönlendirdiğine de geleceğiz sonraki. Buna bir örnek verebilir miyim? Mesela bir saldırı olmadan, saldırı olmadan bir saat önce Charlie Hebdo de bu mizah dergisinin Twitter hesabına giriliyor. Ebubekir Bağdat'ı övülüyor. Yine dergiden de cevap veriyor. Yani hani Ebubekir Bağdadi de güya kendi Twitter hesabından oraya yazıyor. Merak etmeyin gençler, yakında sizi ziyaret edeceğim diyor. Bir saat öncesinde yayınlanan bir olay bu. Yani nasıl giriliyor bu hesaba, Twitter hesabına? Nasıl bu yayınlanıyor? Bunu kim ya, hakikaten ilginç bir şey. Yani bu Orta Doğu'da olup, yani Batı'da olup bütün bu şeyleri. Yani medyanın rolü. Bunları oturup irdelemek şimdi gerekiyor. Şimdi medya, sosyal medya boyutuna da geleceğiz ama evet. önce İslam'ın bu olaylar üzerinden bir İslam yorumu da doğuyor. Evet. Doğrusunu yanlışını tartışıyoruz zaten şimdi ama istesek de istemesek de Batı'da bir algı var bununla ilgili. Siz de diyorsunuz ki özellikle medyanın bunda rolü önemli. Çünkü medyanın nasıl yazıp çizip anlattığı kritik, insanlar nasıl öğreniyorlar, gazeteleri okuyup öğreniyorlar diyorsunuz. Bu önemli bir soru ve iyi bir soru. Hakikaten medya mı daha iyi iş görmeli bu konuda ya da medya nasıl anlatıyor? Ya da medya anlamadığı şeyleri mi anlatmaya çalışıyor ya da dünya fazla mı kompleks artık öyle hop diye anlamak için? Öyle soralım. Şimdi medya her yerde görüneni yansıtır. Yani özellikle bizim gibi görsel olan medya görüneni yansıtır. Yani gösteriyorsunuz işte orada polisin kafasına kurşun sıkıyor ve bu adamlar Müslüman çıkıyorlar, kardeş oluyorlar. Arap oldukları anlaşılıyor, Müslüman oldukları anlaşılıyor. Öteki tarafta bir IŞİD bağlantısı var, onu gösteriyorsunuz. Biz burada sebeplerini konuşuyoruz. Doğal olarak yani algı bu medyanın bu kadar yüzeysel düzeyde görmesiyle şey yapıyor. Ve insanlar yani Müslümanla diğer bir Müslümanla diğer Müslüman arasındaki farkı ayırt edebilecek kadar derin bilgiye maalesef ki sahip değiller. Zaten bunların bazılarını biz bile bilmiyoruz. Yani Turan Bey'in anlattığı, bugün bir başka programdaydı kendisiyle birlikteydik. Onun anlattığı şeylerden ben de bir sürü şey öğrendim. Yani herkesin bu denli bir uzmanlığa sahip olmasını beklemek gerçekçi değil. Tabii mutlaka konuşulması gerekiyor, mutlaka analizin yapılması gerekiyor. Hatta bu tartışmaların Avrupa medyasına da taşınması gerekiyor ki insanlar bir miktar daha derinlemesine görsünler, öğrenebilsinler diye. Ancak şey yapmak lazım, yani
asıl sorumluluk aslına bakarsanız ülkelerde, yani Türkiye'de ve Müslüman ülkelerde. Yani biz hep karşımızdakine çuvaldızı batırıyoruz ama iğneyi kendimize batırmıyoruz. Bir defa yani İslam dünyasının içerisinde de ciddi bir sorun var. Yani bu radikalleşmenin neden olduğunu, neden bu insanların böyle şiddete başvurduklarını, başka yerlerde de var ama bizde daha fazla var. Yani bugün 12 kişi Fransa'da öldürüldü ama yani belki Irak'ta 100 kişi öldürüldü. Yemen'de aynı şekilde, evet, evet. Mısır'da aynı şekilde. Yani İslam dünyası kendisini helak etmekle meşgul. Yani önce biz bunu sorgulayıp ve bunu ortadan kaldırmamız gerekiyor. Yapabilmemiz için de sanıyorum Türkiye'nin bir zamanlar yaptığı ve başka yerlerde de söylediğim şeyi burada da tekrar etmek istiyorum. Bir zamanlar yaptığı şeyi biraz daha tekrarlaması, biraz daha yapması gerekiyor. O da Medeniyetler İttifakı projesi. Büyük bir siyasi atılımla ortaya çıkmamız şart. Eğer böyle bir atılımla ortaya, evet, çıkmayacak olursak, eğer bir zamanlar yaptığı gibi Türkiye kendisini model olarak ortaya koymayacak olursa, biz hep başkalarının yaptıklarına yakınırız. Fransa'da şu şekilde ön yargı var. Türklere karşı böyle düşünüyorlar, Müslümanlara karşı böyle düşünüyorlar deriz. Ve bunun aynadaki yansımasının aynısını da kendimiz içeride yaparız. Şimdi söylediğiniz şu açıdan ilginç ve zor geldi bana. Türkiye'nin belki bir çabası olabilir iyi bir model sunmakla ilgili olarak ama bir taraftan da iyi model sunduğunuzda, Turan Bey belki siz bunu cevaplamak istersiniz. Türkiye'de algılandığı, yaşandığı şekliyle İslam kültürü ve burada daha tasavvufi elementlerin de içinde olduğu İslam anlayışı ve bir taraftan da bir radikal model karşınızda. Şimdi bunu nasıl cevaplayabilir? Onu anlatır, evet, mısınız? Çünkü bahsettiğiniz radikal örgütler de Kuzey Afrika'dan tutun da Pakistan'a kadar mesela Sufi türbeleri de hedef alıyorlar. Osmanlı son dönemi bütün aydın entelektüellerine bakın. Babazade'den tutun, Filipeli'den tutun. Mehmet Akif'e kadar. Mehmet Akif'in hem Sufi yönü vardır hem de Selefi bildiğimiz düşünürleri İbn-i Teymiye'den İbn-i Kayyım'a kadar bütün düşünürleri okuyan biri. Mezci'den biri. Osmanlı'daki aslında düşünemeyiz. Biz de hep Sufi yönü öne çıkarılır da fakat örneğin Filipeli'yi okuyorum. Hem İbn-i Teymiye'den bahseder, İbn-i Arabi'yi mezci'der. Ama bizim bildiğimiz İslam dünyasında İbn-i Arabi'yi benimseyen bir kişiyi İbn-i Teymiye'yi sevmez. İbn-i Teymiye'yi seven bir kişiyi İbn-i Arabi'yi sevmez. Ama bizim gelenekte ikisinde mezci'den bir kültür vardır. Bu Filipeli'de de var, Babanza'da da var. Tabii bu inkıtaya uğradı. En büyük sıkıntımız bu. İslam dünyası, Birinci Dünya Harbi sonrası düşünsel anlamda hakikaten büyük bir inkıta yaşadı ama İkinci Dünya Harbi'ne kadar yine düşünürler vardı. Örneğin Şekip Arslan vardı. Çünkü o dönemde İslam dünyasındaki hareketliğinde düşünsel hareketler ortadan çıkan kişi de Şekip Arslan. Örneğin İhvan'ın kurucularından birisi o. Ali Ezzet Begoviç'i yetiştiren Şekip Arslan'ın bizzat kendisi. Kendisi Osmanlı Mebusan Meclisi'nde bulunmuş dürzi bir lider. Yani Velidcan Polat'ın dedesi aynı zamanda kendisi. Bu ve İslami hareketleri kuran bu adam. Şimdi bunları baktığınızda fakat İkinci Dünya Harbi'nden sonra özellikle ulus devletler yani kurulduktan sonra Orta Doğu'da yani bu Saddamlar, Kaddafiler iktidara geldikten sonra farklı bir İslam modeli ortaya çıktı. Şiddet kullanan, şiddete meyli. Tabi burada şunun da etkisi çok var. Hocamın güzel bir sorusu. İslam dünyasında neden radikalleşme daha fazla? Bu sorunun cevabı şu. Yıllardır bu coğrafyada bu diktatörün yaptığı zulme hep görmezlikten geldi. Saddam'ın öldürdüğü insanları, Kaddafi'nin öldürdüğü insanları ve demokratikleşmeye izin verilmedi 30-40 yıl boyunca. 40 yıl sonra, 2010'dan sonra bu coğrafya demokratik bir yapıya halklar girmeye çalıştı. Fakat şu gözle bakıldı. Bu coğrafyada demokrasi gelmesi imkansız. Neden? Çünkü diktatörlerin alternatifi dindarlar, İslamcılar. Ne yaptılar? İslamcıların da önlükü engellendi. Örneğin İhvan. Düşünün, 3000 kişi Rabia bütün dünyada canlı yayında herkesin göz önünde öldürüldü. İhvan, evet, bugüne kadar şiddete bulaşmadı bakın Mısır'da. Bulaşabilirdi ama olmadı. Özellikle dikkat edin. Aşırı şiddetin kullandığı ülkelerde şiddete başvuruldu. Nerede? Libya'da, nerede? Yemen'de, nerede? Suriye'de. Çünkü cezaevlerinde orada okuyun. Cezaevinde yapılan işkenceler bizim hani Türkiye'de derler ya 80'li yıllarda yapılan işkenceler. Yani onlar çok hafif kalıyor. Bunların yaptığı işkenceler karşısında. Bunları da görmek gerekiyor. Bu coğrafyada radikalleşmenin, evet, önünü engellemek için iki yol var. Bir,
bu diktatörlerin yaptığı zulmü engellemek. İkincisi, bu coğrafyada yıllardır çözülmeyen sorunlara çözüm bulmak. Filistin sorunu, Keşmir sorunu, Burma sorunu. Yani hala İslam dünyası sorunlar, Birleşmiş Milletler bunu çözmüyor, büyük ülkeler bunu çözmüyor. Müslüman ülkeler çok zayıf. Birkaç Arap ülkesi vardı, bitti. Irak bitti, Suriye bitti, Mısır bitti. Ki, Türkiye kaldı. Tıkanması, Türkiye kaldı. Hadi Türkiye'nin önüne açın bari. Güvenlik konseyi reformu konusu aslında bu bağlamda gündeme geliyor. Evet. Alınması gerekir ama söylediğinizden ilginç bir şey çıkıyor. Bu o zaman şiddet sorunu demokratikleşememeyle de alakalı. Kesinlikle. Ya da demokratikleşme yönünde adım attığınızda size hop yok. Tabii, modernleşme konusu da çok mühim. Yani bu o da aynı konusu. Konu. Soli Özel'in yorumunu merak ediyorum o konuda. Özellikle mesela Arap ayaklanmaları konusunda da bu bir adımdı. Farklı bir hayat, farklı bir daha doğrusu vatandaşların kendi kaderlerini kendi çizme arzusu olarak başladı. Bu sonra sokakta çok başka şeylere dönüştü. Çünkü müdahaleler başka şeyleri getirdi. Şimdi bu soruyu soruyoruz da İslam dünyası ya da Müslümanların yoğun yaşadığı coğrafyalardaki şiddet problemi. Siz bu analize katılıyor musunuz? Bunun altında hakikaten demokratikleşme çabası ve bunun önüne sürekli engel çıkarılması mı var? Şimdi buradan demokrasi... mı geliyor? Yoksa daha mı geriye gidiyoruz? İşte postkolonyal bir sebeplerden de bahsetmek mümkün mü? Şimdi Fransa'daki konuğumuz çok boyutlu bir analiz sundu bize. Bunların hepsiyle de bizim ilgilenebilmemiz mümkün olmayacak. Şimdi orada bence çok önemli bir şey söyledi. Benim de çok katıldığım. Bu hareketleri, yani bu şiddete tapan hareketleri 60'lı yıllarda, 70'li yılların başında Avrupa'da da ortaya çıkmış olan, 19. yüzyılın sonunda Avrupa'da da ortaya çıkmış olan anarşizmdi, nihilizmdi, Biedermeierhof çetesi ve onlarla bir benzetti. Şimdi işin bir bu boyutu var. İki, mühtedilerde bunun daha da etkili olduğunu söylüyor. Yalnız ben Turan Bey'in söylediği bir iki şeye katılmıyorum. Şimdi İhvan 1990'a gelindiğinde şiddetle alakasını kesti. İhvan kurulduğu zaman çok cinayet işledi Mısır'da. Başbakan öldürdü falan. Ama hocam onu sonradan Mısır hükümeti ilan etti. İhvan'ın yok, alakası yok diye itiraf ettiler. 47'de. 47'de. Evet, 47'deki suikastın İhvan'la alakası olmadığı. Onu geri alayım. Evet. Fakat İhvan'ın içinden çıkmış olan bir düşünür, Seyit Kutup, Çağdaş İslamcı hareketlerinde temel metnini yazdı. Onun da çok barışçı bir metin olduğunu söylemek mümkün değil. Yanılıyor muyum? Hocam, fakat onu da şöyle diyeyim. Seyit Kutup kendi tefsiri en son yazdığı kitapta dahi şunu savunuyor. Çok şiddetli, sert söylemler kullanılır, doğru. Hatta Amerikalı birisi onunla ilgili doktora tezi de yaptı. Türkçe'de tercüme edildi. Çok doktora tezi. Çok sert söylemler kullanan biri. Neden? Çünkü o dönemde kendisi batılı düşün. Nietzsche'den etkilenmiş biri. Çünkü batıyı da iyi bilen, Amerika'yı da bilen birisi kendisi. Fakat asla silahlı mücadeleyi, hatta son kitabında bile şunu söylüyor. Ey gençler, silahlı mücadele asla yapmayın. Silahlı mücadeleye girdiğiniz anda devletler sizi kullanır diye ifadesi var. Son idam edilmeden 3 yıl önceki kitabı. Sert söylemleri var, çok doğru, ona katılıyorum. Liderleri eleştiren, demokrasiyi, batıyı eleştiren söylemleri çok sert ama asla şiddeti savunmadı. Bunu kitabının sonunda da söylüyor. Tamam, şimdi tabii Seyit Kutup gibi birisinin yazmış olduğu bütün eserlerin şurasından burasından alarak son yap vermiş tabii, olduğu oradan mesajı Kur'an'dan görmek başka. Hocam, Kur'an'dan şimdi, da alıyor adam. Bir de 1980'lerde bir şey oldu dediniz. Şimdi 1980'lerde bir şey oldu dediğimizde, evet. Afganistan'ı, İran devriminin ardından Suudi Arabistan'ın İran devriminin etkilerine karşı kendi İslam anlayışını çok büyük kaynaklarla, özellikle de Afganistan direnişi üzerinden bütün dünyaya yaymak istemesini göz ardı edemeyiz. Doğru. Şimdi bunlar devlet var arkasında dediğinizde, Suudi Arabistan devletinin son 35-40 yılda neler yaptığını görmezden gelemeyeceğimizi düşünüyorum. Yani şimdi bir taraftan bugün çok çelişkili bir durum var değil mi? Bir taraftan IŞİD'e karşı koalisyonun içinde Suudi Arabistan yer alıyor. Bunların felsefi temelleri yahut da yorumlayışları nedir diye baktığınızda IŞİD'inki, yani işte verdikleri cezalara baktığınızda IŞİD'inki ile Suudi Arabistan devletininki arasında büyük bir fark yok. Üçüncü bir nokta, ben siz Mehmet Akif'te Selefilik'ten bahsettim. Evet. Selefilik, ben yanlış bilmiyorsam 19. yüzyıldaki İslamcı modernistler kendilerine Selefi diyorlardı. Selefiliğin bugünkü anlamını taşımaya başlaması yeni, yani 19. yüzyılın ikinci yarısındaki Selefiliğe verilen anlamla bugün Selefi dediğimizde kastettiğimiz şey bildiğim kadarıyla aynı değil. Hocam doğru, fakat şöyle bir şey diyeyim. Selefilik 3 aya ayrılıyor. Bir,
İbn-i Teymiye ile başlayan bir süreç. İkincisi, ben şimdi modern çağdan bahsediyorum. Modern çağ geliyor. İkinci dönemi Vahabi, Muhammed bin Abdülvahhab'la başlayan Vahabilik. Üçüncüsü ise sizin bahsettiğiniz cihatla, yani silahlarıyla özdeşleşen bir selefilik ki bu da Vahabilikle özdeş. Bu 90'lı yıllardan sonra, 92'de başladı bu. 91 özellikle bu Makdisi ve Zerkavi ile başlayan bir şeydi. Doğru. Yani 80-90'larda başladı o. Tamam. Evet. Şimdi dolayısıyla bir kere ortada bir devlet boyutu var, jeopolitik boyut var. Bizim burada çok Suriye doğru. bağlamında evet, çok konuşmuş doğru. olduğumuz vesaire yabancılaşması var, şu su var, bu su var. Şimdi bununla nasıl başa çıkılacak meselesine ben açıkçası burada tabii İslam dini adına bir takım şeyleri yaptıklarını söyleyen insanlar var. Herhalde İslam dinini bilerek inanan insanların çoğu da bundan rahatsız oluyorlardır. Evet. Şimdi birileri İslam dinini kullanarak bu işleri yapıyorlarsa Müslümanların da bunların yanlış bir şey yaptığını çok daha güç sesle söylemeleri gerekiyor. Evet. Bunun hakkından başkası gelemez. Evet. Ve bu sadece bir batılıların meselesi de değil ayrıca. Evet. Yani şimdi bu beni şundan dolayı da korkutuyor. Hindistan'da Hindu milliyetçisi biri var. Onun da görüşleri hayli köktenci. Şimdi neyin köktencisi olduğu çok önemli değil. Budizm dünyanın en barışçıl dini diye biliyorsunuz. Budist rahipler Myanmar'da, değil mi? Evet, Müslüman katlinde bayağı önemli rol oynuyorlar vesaire. Şimdi dolayısıyla bu Hüsrev Sar'ın söylemiş olduğu ve Olivier Roy'dan da sanırım gene bir başka uzman. Biz konuştuk bir kere değil mi Olivier? Konuşmadık. Geçmişte. Konuştuk. Dinle kültürün birbirinden ayrılması, o işte yabancılaşma, dinin ne olduğu meselesinin biraz müphem kalması ve dinin aslında sizin uygulamak istediğiniz şiddetin mazereti haline gelmesi. Şimdi bununla yüzleşmeden, dediğim gibi bu yüzleşmeyi başkaları yapamaz. Ama işte önemli Müslüman devletlerin bir kere kendi ideolojileri gereği bu tür şiddetin arkasında durduğunu görüyorsunuz. Kendilerini ayıramıyorlar, düşünce sistemi olarak bundan ayıramıyorlar. Demin işte söylediğinizde Mensur da söyledi. Şu anda biz konuşurken Irak'ta kaç Müslüman birbirini öldürdü, Suriye'de kaç Müslüman birbirini öldürdü, Yemen'de kaç Müslüman birbirini öldürdü vesaire. Bu soruların cevabı diyor. Bir kere meseleyi onun oyunu, bunun oyunu, arkada kim var filan. Şimdi bu nihilist yaklaşım, yani nihilistlerin çoğu iyi de eğitilmiş olabiliyorlar. Şimdi 11 Eylül gerçekleştiren ekip teknoloji konusunda çok mahir bir ekipti. Dolayısıyla Hebdo'nun, Charlie Hebdo'nun Twitter hesabına girmelerinde şaşılacak bir şey yok. Bu ehil insan, o anlamda çok ehil insanlar bunlar. Zaten bu modernlikle, bu teknolojiyle filan da çok rahatlıkla ilişki falan kurabiliyorlar. Doğru. Onun için birileri bunları kullanmıştır. Çok şey oluyor bana göre. Kötü bir kaçış yeri oluyor. Ya bir kere işin esasıyla yüzleşmek lazım. Şimdi bu şiddet meselesi, ben son lafım da bu. Ya bu şiddet meselesi bizim etrafımızı, yani Arap İslam dünyasıyla Pakistan, Afganistan'a kadar uzanan Müslüman dünyasını tüketiyor. Yani her gün gelecekten 5 yıl çalıyor. Ben Soli'ye bir şey ilave edip ondan sonra herhalde reklama gideceksiniz. Buyurun, sonra Brüksel'e gideceğiz çünkü telefon attığımızda. Yani bu kullanılma meselesi aslında son derece hayati. Eğer kullanılmanın arkasına saklanacak olursak o zaman hiçbir şekilde çözüm bulamıyoruz. Yani biz asıl soruna eğilmek zorundayız. Yani Müslüman eğer dünyası, biz emin olmazsa da sizin söylediklerinizi eğer siyasi liderlik söylerse, sizin söylediklerinizi Müslüman dünyası tartışabilirse o zaman buna hocam, çözüm üretebilmek mümkün. Az önce El Hayat yazarlarının birisi tweet attı, şöyle diyor. Soli Bey'in dediklerine yani katılıyorum. Ona kısmı hani bir cevap gibi duruyor. Şöyle diyor ki ya biz diyor bu şiddeti kınaya kınaya bir hal olduk diyor. Evet. Yani şiddet Irak'ta şiddet oluyor, kınıyoruz. Şimdi az önce Tunus Zeytun Üniversitesi camiası, büyük bir İslam merkezi bunu kınadı. Mısır El-Eser kınadı, Malezya kınadı, evet. Türkiye kınadı. Bütün İslam ülkeleri, bütün kurumları kınadı. Şimdi kınamakla bir yere var. Hatta buna cevap veriyor. Bunun İslam'da olmadığı da söyleniyor. Fakat yeni bir çözüme gidilmiyor. Neden? Sıkıntı şu, bunu besleyen şeyleri siz çözüm bulmazsanız bu yine büyüyecek. Turan Bey, ama orada zaten açıkçası sanıyorum aynı noktaya geliyorsunuz. Evet. Çünkü kınama, şimdi onu da açmak lazım. Kınama dediğiniz şey
bu tip krizlerden sonraki ilk yarım saat içerisinde yapılması gereken politically correct dediğimiz şey. Evet. Yani siyaseten kabul gören siz bir kınama yayınlıyorsunuz. Vatikan'da yayınladı, Obama'da, Kraliçe Elizabeth'de yayınladı vesaire. Ama bu belki Soli Özel'in söylediğinden de yola çıkarak sorabiliriz size. Şimdi kullanılma meselesi. Belki Arap coğrafyasındaki devletler bile bu hissiyatları kullanarak iş görmeye çalışıyor olabilirler. Böyle kirli çamaşırları olabilir bir takım devletlerin. Kesinlikle doğru. Ancak belli bir zemin olmazsa da manipüle edilmeye açık, herhalde onu manipüle edecek güçler de olmaz o zaman. Evet. İşte o zeminin analizini nasıl yapabiliyoruz? İşte yani burada, koz vermek denebilir herhalde. Bu coğrafyanın entelektüellerine büyük bir görev düşüyor ama sıkıntı şu, bu coğrafyanın entelektüelleri maalesef hala hem dindarı, İslamcısı, laiki, solcusu, liberali bu konulara girmek istemiyor. Niye girmek istemiyorlar? Neden girmek istemiyor? Şundan, yani sıkıntı şu. Dindara girdiği zaman cevap vermek zorunda hissediyor kendini. Hani ben sadece reddiye veriyor. Ya gir bu konuyu eleştir. Bunu gündeme taşı. Tamam işte apolojist dedikleri noktaya geliyoruz. Ama efendim hani biz Müslümanlar olarak hiç bizi tanımlamıyor, temsil etmiyor. Bizden değil diyorsunuz ama bu tefekkür denilen şey niye bu kadar gerekiyor? Çaplı, kesin, geniş çaplı yapılamıyor? İşte sıkıntı burada. Sizce? Neden? Evet çok güzel. Ben aslında birçok cevabı var da. Şimdi geçen İsrail'li ünlü bir yazarın bir kitabı var. Türkçe'ye tercüme edildi. Kitapta şunu ifade ediyor. Duraklamış zaman diye. Neden İslam dünyası durakladı tefekkür anlamında? Çok güzel tahlilleri var orada. Örneklerden bir tanesi şu. Ya bu kadar İslam dünyası olaylar içinde kendinizi ifade edemiyorsunuz yani. Çünkü bir entelektüel girişimde hani bulunduğunuz zaman sizi dinleyen olmuyor. Neden? Çünkü her gün kaos var, her gün patlama var. İslam dünyası her gün farklı. Bir şey ifade ediyorsunuz, kınıyorsunuz, farklı bir yöntem ortaya koyuyorsunuz. Adam diyor ki size, örneğin bu şiddeti kullanan adamlar. Ya otur orada entelektüel hani beyin jimnastiği yapacağına kardeşim Suriye'deki kanı durdur diyor sana. Mısır'dakini durdur, Yemen'dekini durdur. Burada yine siyasilere düşüyor. Siyasiler bir şey yapamıyor. Çünkü siyasilere de baktığımızda şunu ifade ediyor. Kardeşim Birleşmiş Milletler'de bir şey yapamıyoruz diyor. Yani bu çok uzun bir konu. Burada... Atilla Sandık'ta sonra Mesrak güneyelim olur mu? Tamam. Evet şimdi ben burada biraz girmek istiyorum bu konuya. Buyurun. Neden girmek istiyorum? Kendimi tabii dine olarak çok yetişmiş olarak görmüyorum ama incelediğimde ben şunu gördüm. Yani şunu görüyorum. Buradaki olayı da inceledim ben. Özellikle selefi yapılarla mesela sünni yapı arasındaki farkın temel nedeni bir tanesinin eşari nakli yani vahiy gibi gelen unsurlara çok değer vermesi, aklı ve mantığı geri plana itmesinden kaynaklanıyor. Şimdi öyle olunca siz Allah adına söylenmiş veya o ayet-i kerimede söylenmiş bir olayı mevcut koşullarla, akıl ve mantıkla uyumlu bir şekilde değerlendirmediğiniz zaman siz insanlara İslam adına söylüyorsunuz ve o da onu yapmak zorunda kalıyor. Burada baktığımda ben bunu incelediğimde mesela fıkhi mezhepler var bir de kelami mezhepler var. Bu Mutezile var mesela. Tamamen aklı ön plana çıkarmış. Bunlar ehli sünnette sayılmıyor. Nakile yeterince değer vermediği için unsurlar var. Eşariler maturidilik diye kısım var. Bu akılla nakli dengeliyor. Baktığınız zaman evet nakile de o İslami değerlerden gelen unsurlara da söz konusu yapıyor da ama akıl ve mantıkla da mesela Hanefi mezhebi gibi mezhepler bir de Eşariler var. Bunlar da daha çok nakil konusuna ağırlık vermişler. Şimdi buradaki ben ana problemlerden bir tanesini incelediğimde şunu gördüm. Akıl ve mantığın geri kaldığı noktalarda nakli ön plana çıkarmaya başladığınız zaman siz istediğiniz bir şeyi Allah adına söylemiş oluyorsunuz ve terör örgütleri bunu çok kullanıyorlar. Bunu söylediğiniz zaman da insanlara yaptığı işi Allah adına yaptığına inandırdığınız için de vicdan konusu da ortadan kalkıyor. Ve çok aşırı şiddete temayül söz konusu oluyor. O zaman benim temel gördüğüm terör örgütlerin kullandığı temel unsur dinde akıl ve mantığın bir kenara bırakılması sadece nakilcilik adına o nakli ki o yorumlama yapan insanlar zaten o kişilere yapmış oluyorlar. O zaman ne yapıyorlar? Her türlü şiddet ortamına
yönlendirmiş oluyorlar diye düşünüyorum ben. Ben gene baktığımızda bu ılımlı İslam dediğimiz kesimlerde bunun her ikisinin nakil ve aklın, mantığın birlikte olduğunu görüyoruz. Böyle olunca şiddetten uzak, daha çok güncel konulara da yorumlar getirebilen, çözümler getirebilen, bilimi ve dünyadaki gelişmeleri de ve toplumun ihtiyaçlarını da dikkate alıp o ihtiyaçları karşılayacak şekilde yorumlar yapabilen İslam'ın unsurlarını ortaya koyuyoruz ki bu çok önemli bir nokta. Rasyonelite krizi, evet, bir taraftan da. Yani emir alıyor, emri uyguluyor ve bu da Allah adına yapılıyor. Tabii işte yani dolayısıyla o nakil... Düşünüp analiz edilmiyor. Evet. Sizden de alalım. Brüksel ve Bahadır Bey'i çok beklettik, ona gitmemiz lazım. Peki, çok kısa söyleyeceğim. Şimdi bütün dinler gibi yani Müslümanlığında farklı yorumları var. Ben bu yorumların ne olduğunu bilmiyorum ama Turan Bey'in anlattıklarından çıkarttığım kadarıyla çok farklı yorumları var bunların. Şimdi bu yorumlardan bir tanesi eğer seçiliyorsa ve bu hayata geçirilirken de şiddete başvuruluyorsa bunu doğuran bir takım siyasi nedenler de var zeminde. Yani biraz önce söyledik, Filistin sorunu var, Suriye var, Irak var, Nijerya'daki adaletsizlik var, dünyanın başka yerlerindeki müdahaleler var, Amerikan, evet, emperyalizm var, ne dersiniz deyin. Şimdi bunlardan bazılarını değiştirebilmemiz, karşımızdakileri ikna edebilmemiz mümkün. Ama bazılarını sürekli tekrarlayarak sadece bu mücadeleyi keskinleştirmemiz mümkün. Yani biz burada eğer sürekli olarak karşımızdakini suçlayacak olursak, ya evet, bunların hepsinin arkasında yatan sebep Batı. Bu gerçeği görmek zorundayız. Tamam. Ama eğer biz bunun sebebi olarak Batı'yı sadece tek sebebi olarak Batı'yı görecek olursak, evet, o zaman bunun meşruiyetini sağlamış oluruz. Bir şey sorayım da Bahadır'ı öyle paslayalım. Meşruiyetini sağlamış oluruz. Dolayısıyla biz bir yerlerde bu kısır döngüyü kıracak bir müdahalede bulunmak zorundayız. Bu müdahale de ancak siyasi olabilir, bu müdahale devlet düzeyinde olabilir, bu müdahale ama yapacağın başka siyaset de entelektüel bir altyapı çalışmasından bakın, doğacaktır. Çok da gerekli değil. Çok da gerekli değil. Diyor ki bu Avrupa değerlerine yapılmış bir saldırıdır diyor, değil mi? Avrupa değerlerine yapılmış olan saldırıyı orada bulunan 4 milyon Türkiye kökenli insanın temsil eden örgütler yarın sokağa çıkarak biz de Avrupa değerlerine sahip çıkıyoruz dedikleri andan itibaren. Bu bizim adımıza bu oyun, yapılmış olamaz diyebilir. Evet, aynen öyle. Şimdi kimin adına konusu? Ona gelmeyeceğim. Ben başka bir şey söylemek istiyorum. Peki, şimdi, çok hızlı Brüksel'e çok gitmeden. Hızlı, çünkü ya şimdi, mahcup oluyorum artık. Pardon Bahadır. Vietnam'da Amerika Birleşik Devletleri 10 yıl savaştı. 63-73. Ondan önce 47'den 54'e kadar Fransa savaştı. Ondan önce de şu kadar yıl Fransa Vietnam'da sömürgeci güçtü. 2 milyon sivil, 1 milyon asker öldürüldü. Niye Vietnamlılar 11 Eylül'ü yapmadı? Zulümse zulüm. Batı değerleri ise, Batı emperyalizm ise, Batı emperyalizm. Ama hocam orada durdu, devamı gelmedi. Şimdi bakın her şey şimdi bu sürekli mağduriyet üzerinden gerekçe. Şimdi 11 Eylül'ü yapanlar arasında 15 Suud var. Filistinli yok. Var mı Filistinlilerden daha fazla sıkıntı çekmiş olan ya da zulme uğramış olan? Filistinler onun içinde yoklar. Ya bu tür sorular da var. Yani bu şablonlara bunu koyduğumuzda düşünceyi bence düşünceye ket vuruyoruz. Ben sana katılıyorum. Sana, evet, katkıda bulunmak için söyledim. O zaman bunu Bahadır'a soralım. Neyi sorun mu? Benim zihnimde başka bir soru vardı ama hayır, merak ettim. Sizin argümanınız nedir? Buna karşı argümanınızı merak ediyorum. Çünkü mesela neden Vietnam? Şimdi soruları çok mühim. Batılıların da sorduğu soru bu. İslam dünyası şiddete neden cevap? Bu şiddeti niye hep üretiyor? Sırf Batı'da bulmamak lazım. Buna katılıyorum. Batı'nı ama Sayın Hocam'ın da bahsettiği Batı'nın o şeylerini de görmek lazım. Bu coğrafyada yaptıklarını da görmek lazım. Evet, İslam dünyasında hakikaten entelektüel bir kriz var. Buna da katılıyorum. Bu entelektüel krizi aşabilir. Peki, bunların önüne açılması gerekiyor. Yoksa sıkıntı burada yani. Evet. Şimdi artık Brüksel'e gidelim. Artık Brüksel'e gidelim çünkü kendisi bizi çok beklediği için de kendisine hakikaten özür diliyoruz. Sayın Bahadır Kalyası, beni acaba duyabiliyor musunuz? Umuyoruz. Umuyoruz terk etmediniz. Tamamen yanlış bir konu. Merhaba. Bahadır Bey.
Merhabalar. Ha, merhaba. Peki, çok özür diliyoruz. Sizi çok beklettik. Önce kusurumuza bakmayın. Ama size şunu sormak istiyorum. Özellikle Batı'da, Fransa'dan yola çıkarak sorayım size. Bugün yapılan, bu mizah dergisine yapılan saldırı ve bunun yankıları, bu ihraç edilmiş bir sorun olarak mı algılanıyor bugün Fransız toplumunda, Batı toplumlarında? Yoksa mesela Fransa bunu kendi içinden doğmuş bir problem gibi, hatta sizin de hayattaki faaliyetlerinize belki daha uygun bir tanım olacak, Made in Fransa diye görüyor mu Fransa bu sorunu? Öyle sorayım. Kendi içinden bir sorun diye mi görüyor, yoksa ihraç edilmiş, bizi ilgilendirmiyor, işte Orta Doğu'dan geliyor, bu Müslümanlar zaten buranın insanları değiller, oradan geliyor diye mi bakılıyor? Niye kritik vereceğiniz cevap ya da analiziniz? Çünkü Batı buna nasıl çözüm üretiyor olacak? Onun da cevabı burada yatıyor. Yok, haklısınız. Biraz önce hem Mensur hem Soli de bu konuda önemli ipucu verecek analistlerde bulundular. Şimdi konu tabii ki Avrupa toplumlarında bir tartışmayla ilgili olduğu için ister istemez çoğulcu bir şekilde cereyan etmekte. Çok değişik fikirler var ve böyle bir olay, büyük bir şok akabinde belki birkaç hafta, belki birkaç ay sürecek toplumsal tartışma ve de gözlemlenmesi gereken bunların siyasi iz düşümleri var. Şimdi her şeyden önce bir kısım insan, bir kesim toplumun önemli bir kesimi tabii ki bir dış etken olarak algılamakta. Fakat başka bir kesimde şunu anlatmaya çalışmakta ki hayır, bu bir fabrique en France, made in France, yani Fransa'nın içinde doğmuş bir sorundur. Bu sorunu ortaya çıkartanlar, bu eylemi yapanlar Fransa'da doğdular. Büyük olasılıkla belki anne babaları da Fransa'da doğdu. Belki büyük anne büyük babaları Fransa yönetimi altındaki sömürge topraklarında doğdular. Ne zaman marjinal duruma geldiler? Ne zaman bu dogmatik cani fikirlere kapıldılar? Ne zaman silahlandılar? Nasıl plan yaptılar? Hangi dijital olanakları kullandılar bunu yaparken? Bütün bunları oluşturan etkenler Fransa içinde gelişmiş, Fransa içinde ilerlemiş, Fransa içinde patlamış bir meseleden bahsediyoruz da deniyor. Ama günümüzde yani küreselleşme dünyada birçok etkenin tabii rahat dolaşımı, işte malların, hizmetin, paranın, bilginin, aynı zamanda virüsler de rahat dolaşıyor. Dijital virüsler, karbondioksit virüsler, biyolojik virüsler, terörist virüsler. Yani terörizm ve bu uluslar arası ağlardan yararlandığı için hiçbir şey artık münhasıran ulusal değil, hiçbir şey münhasıran dış mihrak değil, hiçbir şey münhasıran sadece uluslararası konularla da veya jeopolitikle de açıklanamıyor. Konunun tabii sosyolojik, ekonomik etkenleri var. Şimdi en üst düzeyde bakarsak aslında Batı demokrasisinin, ilerlemiş demokrasinin 21. yüzyıldaki önemli bir sınavıyla karşı karşıyayız. Ortada önemli bir ekonomik politika sıkıntısı var. 80'lerden beri tasarlanan politikaların artık işlemediği, krizlerin engellenemediği bir ortamdayız. Fakat yani diagnostik de var neler yapılması ile ilgili olarak. Bunları saptayıp iktidara gelip bir an önce çözümün ana parametrelerini ve idari kapasitesini kurup arkasından uygulamaya başlayıp arkasından başarılı sonuçları alıp arkasından bunu topluma anlatmanın gerekli kıldığı evre ile işte 4 yıllık, 5 yıllık maksimum seçim de evreleri birbirini tutmamakta. Dolayısıyla bu tip konular, daha toplumların duygusal boyutuna da hitap eden bu tip konular iç siyasette çok daha etkili hale geldiler. Etkileri çoğaldı. Böyle olunca da konu bir taraftan son derece en temel manevi değerler üzerinde yükseliyor. Evet, belki İslamofobiyi tetikliyor ama toplumun önemli bir kesiminde de, özellikle merkez sol ve merkez sağdaki ılımlı ve ana seçmen kitlesinde de buna karşı tepkiyi de tetikliyor ve bunun siyasi düşünceleri önümüzdeki aylarda Fransa'da ve diğer ülkelerde, Türkiye dahil, siyasetçilerin, toplumların kültürel, etnik, dinsel, bireysel çeşitliliğini ve özgürlüğünü nasıl yöneteceğine bağlı. Her toplumu etkileyecek bir konuyla karşı karşıyayız. Türkiye gibi birçok toplumda bu çeşitlilik, bu zenginlik var.
Fakat her ülke bunu iyi yönetemeyebiliyor. Olayın yabancı dediğiniz, dış etken dediğiniz boyutu Türkiye'de de var. Örneğin bakın Suriyeli mültecilerin çok geldiği bir dönemdeyiz. Bunların da yaratacağı başka sorunlar belki olacaktır. İtidal ve sağduyu gerektiren bir döneme Türkiye'de giriyor bu açıdan. Şimdi bütün bunlar öyle bir harman içinde ki ve tabii şu an tabii yas aşamasında toplumlar ilk tepki verme aşamasındalar. Onurlarıyla bir tepki verme aşamasındalar. Sokaklara dökülen insanlar Brüksel'de, Paris'te, Almanya'da bunun mücadelesini veriyorlar. Baktığınız zaman son derece de karışık bir etnik ve çeşitli bir etnik tablo var sokaklarda. Her renkten, her dinsel, etnik kökenden insanın koluna yenilmeyeceğiz törere mesajını verdiği bir dönemdeyiz. Umarım siyasetçiler bundan cesaret alırlar, bundan güç alırlar, korkularına yenilmezler, daha cüretkar olurlar. Çok önemli bir sınama dönemi dünya demokrasisi açısından. Peki nasıl yönetilebileceğini düşünüyorsunuz ya da tahmininiz nedir? Şu andaki sizin Avrupa'daki siyasi karar merkezlerinin nasıl reflekslerle cevap verebileceğini düşünüyorsunuz? Çünkü sanıyorum kestirmek biraz zor bunu, öyle değil mi? Bu krizin nasıl yönetileceği çok boyutlu ve çok hassas dinamiklerin içinde olduğu bir durumdan bahsediyoruz. Nasıl yönetebilir Avrupa bunu? Hatta ekonomisi kötü Avrupa diye bir sıfatla sorayım. Evet, nasıl yönetebilir? Ekonomik olarak büyük bir büyüme, yani önemli bir büyüme döneminde değiller. Belki o yarım milyarlık Avrupa'ya göre 9 milyonluk Yunanistan'ın sorunu çok da önemli gibi gelmiyorsa da aslında kurumsal açıdan da getirdiği çok ciddi sorunlar var. Başka Fransa'da da ekonomik büyüme sorunu var. Şu geçtiğimiz 24 saatten kısa süre içinde konuşabildiğim birçok önde gelen siyasetçi ve kanaat liderinin ilk tepkileri tabii daha olumlu, cüretkar, evet yani çok bir faciayla karşı karşıyayız, ders almamız gerekir. Bunda Avrupa'nın da kendi içinde model olarak zayıflar gibi görünmesi var. Daha fazla demokrasi gerekiyor. Daha iyi, daha etkin, daha saygın bir dış politika gerekiyor tüm unsurlarıyla, Orta Doğu'da olsun, Kuzey Afrika'da olsun, dünyaya karşı olsun. Daha iyi iletişim gerekiyor. Bütün bunları konuşuyorlar. Fakat ikinci bir aşamada ister istemez ekonominin hızlı gitmiyor olmasından kaynaklanan kamuoyuyla iletişim sorunları gündeme geliyor. Toplumların bu tip duygusal anlarda daha uçlara doğru savrulan kesimleri var, daha merkeze doğru toplanan kesimleri var. Daha merkeze doğru toplanan kesimlerinde önemli bir ivme göstergesi var. Bu akşamki gösteriler, ilk tepkiler, sosyal medyadaki tepkilerin analizi, onların seslendiren, bu kesimleri seslendiren, merkez sol, merkez sağ kesimleri seslendiren siyasetçilerin veya kanaat önderlerinin tepkilerine baktığımızda, evet o merkeze doğru ve daha akıllı, sağduyulu, bu çeşitliliği bir zenginlik olarak görüp sahip çıkan ve de bundan fobyalar üretmeyen yaklaşım kendini göstermeye başladı. Fakat ya savrulanlar ya daha uçlara doğru savrulanlar, her iki tarafta da belki aynı kaynaklardan beslenenler, bunlar işte çok henüz hesaplaması zor bir kesimi oluşturuyor. Onun için önümüzde birkaç hafta, belki aylık, belki yıllık bir sınama dönemi var. Bir konuları daha iyi gözlemleme ve olumlu olarak yönlendirmeye çalışma dönemi var. Çünkü bu savrulanlar her yönden gidebiliyor ve birbirlerini besliyorlar. Yani klasik olarak antik çağlardan beri aşırı uçların birbirini desteklediği o olumsuz sinerji dönemli aşamalarından birindeyiz tekrar. Bu sadece fikirsel olarak değil, yani bir tarafta kadar aşırı uca gelirse, ne kadar neonazim örneğin hareketler yaparsa, öbürü de o kadar dogmatik dinci, İslamcı veya işte Hristiyancı veya başka hareketler yapabilir, olabilir. Ama bunun ötesinde belki lojistik olarak da yakında ortaya çıkacak bazı gerçekler var. Belki beslendikleri bir takım kaçak silah şebekeleri de aynı. Belki beslendikleri bir takım işte yasa dışı göç veya insan kaçırma şebekeleri veya mafyaları da aynı. Yani bu kadar aslında maalesef demokrasiler adına aşırı uçlarla mücadelede duyarlı ve de bizzat demokrasinin sahip olduğumuz, bugüne kadar insanlık uygarlığına kazandığımız ama görülüyor ki mükemmel olmaktan henüz çok uzak olan tüm bu değerleri, tüm çeşitlilikleri, kültürel, dinsel,
toplumun içindeki her türlü siyasi yaklaşımlar açısından, evet, tartışma açısından, düşünce özgürlüğü açısından, yani çok temel değerlerden bahsediyoruz. Yani bir anda bir cani ve alçakça bir saldırı toplumun çok temel değerleriyle ilgili zaten aslında olan bir tartışmayı çok daha fazla ön plana çıkardı. Evet. Bundan şer de çıkabilir ama hayır çıkacağını düşünüyorum. Yani aslında sadece bu açıdan tabii iyimserim. Diğer konularda kötümser olmak için birçok neden var. Umuyoruz dediğiniz gibi olur. Çok teşekkürler katıldığınız için. Ankara'ya devam etmek istiyorum. Ozan Bey, size sormak isterim. Şimdi buradan çıkan birçok boyutu var işin. Hem güvenlik boyutu var, hem ideolojik anlamda hangi kaynaklardan besleniyor? İslam dünyası tanımını da sorgulayabilirsiniz. Öyle bu amorf bir tanım, kabul etmiyorum da diyebilirsiniz ama buradan çıkacak sonuç ne olabilir? Batıdan çıkacak sonuç ne olabilir? Merak ediyorum, ne düşünüyorsunuz? Mesela bu Charlie Hebdo saldırısı sonrası Batı'da şöyle bir tartışma başlayabilir mi? Özgürlük ve güvenlik dengesi tartışması. Bu yöne gidebileceğini düşünüyor musunuz? Bu tartışma zaten var. Yani Batı'da uzun bir süredir. Şiddetli mi diyelim? Sonuçta şok edici bir şey yaşandı. Bu olay yaşanmadan önce de bu tartışma vardı ve özellikle Müslümanlara yönelik her Müslümanın bir terörist olabileceği algısının yaratılması var olduğundan beri bu tartışma çok daha şiddetli bir şekilde sürdürülüyor. Eğer İstanbul'da olsaydım birlikte tartışma olanağım, hani Ankara'da olmanın dezavantajını yaşıyorum. Hani araya girmeye. Kusurumuza bakmayın. Estağfurullah, siz girebilirsiniz olsaydı, tabii ki araya, evet. Sizden kaynaklanmıyor. Gerçekten Ankara'da olmak dezavantaj şu anda. Hani orada oturanların bundan dolayı bir sorumluluğu yok. Benim şanssızlığım. Ama yani canlı bir tartışmanın içinde olsaydım hemen mesela Soli Özel'e diyeceklerim olacaktı. Onun için de söylemek istedim. Buyurun şimdi söyleyin. Yani ben bu tartışmayı buradan izleyebildiğim kadarıyla biz aşırı derecede Müslümanlara yüklenmeye başladık. Yani örneğin Soli Özel dedi ki bu işin altında komplo teorileri aramayalım. Ben de ona katılıyorum. Kemalist oligarşi döneminde eski Türkiye'de ben komplo teorilerinden nefret ederdim. Soli Özel de iyi bilir, her şeyin altından bir komplo teorisi çıkarılırdı. Ama bugünkü saldırıya baktığımızda bir yandan diyoruz ki çok profesyoneller. Öte taraftan korkunç Alaturka bir şekilde kart vizit bırakıyorlar. Hem profesyoneller hem çok Alaturkalar. Ondan sonra şu an ajans haberlerine baktığımda iki tane kardeş olduğu, isimlerinin kim olduğu, efendim arabada kimliklerini unuttukları için çok çabuk eşkerlerinin her şeyinde ortaya çıktığını, Fransa'da şu anda tartışıldığını izliyorum. Yani nereden baksak bir bütün olarak hatırlatmak da istiyorum, özellikle Türkiye'de buna benzer tartışmalar olduğunda, örneğin biz rahmetli Sabancı'yı Devsol katletti diye konuşuyorduk. Sonra çok zaman sonra Devsol'un bir taşeron olarak kullanıldığını öğrendik. Ve özünde Devsol eylemi değil, bambaşka amaçlarla yapılmış bir eylem olduğu ve rahmetli Sabancı'nın başka amaçlarla öldürüldüğü tartışmasını da birlikte yürüttük. Yani bu olayda da elbette ki IŞİD terörü ve buna benzer tüm terörler lanetlenmesi gerekiyor. Bunları zaten yapıyoruz ama çok çabuk failleri belirledik. Çok çabuk Müslümanların öz eleştiri vermesi üzerinde yoğunlaştık. Çok çabuk Müslümanların genel olarak içinde bulundukları krizlere yoğunlaştık. Ve bence çok acele ediyoruz. Yani komplo teorilerine meraklı olmayan biri de olsam, bu olayın arkasında kullanılma kelimesi de dahil olmak üzere çok daha farklı şeyler olabileceği inancındayım bir içişleri politikacısı olarak. Çünkü bize sunulan resimler kafa karıştırıcı resimler ve sanki biz bu resimleri sunanların istediği gibi şekilde algılamak istiyormuşçasına tartıştığımızı izledim ve bu beni birazcık rahatsız etti. Yani çok hangi zeminde tartışılması gerektiğini düşünüyorsunuz? Hangi zeminde yani tartışılması gerektiğini düşünüyorsunuz? Yani elbette ki İslam'ın içinde olduğu kriz tartışılmalı. Elbette ki doğru, çok doğru. Suriye'de, Irak'ta her gün çok daha fazla insan katlediliyor. Bunun ötesinde de bir dolu şey söyleyebiliriz. Kadınlara yapılan haksızlıklar, Afrika'da kaçırılan kızlar, satılan kadınlar. Bunların hepsi karşı olduğumuz şeyler. Ama birden biz de İslamofobinin Avrupa'da özellikle malzeme olarak kullandığı alana girdik ve o alandan ben bunu kabul edemem ya. Bu doğru değil ama. Bu doğru ama değil. Öyle, bu doğru değil canım. Hani Soli Özel'in konuşmaları İsrail'in resmi açıklamaları gibi geldi bana. Yani çok çabuk bu alanda teslim olmuş bir halimiz olduğunu gördüm ve ben buna katılmıyorum kişisel olarak.
Siz buyurun. Ha, ben bunu cevap verilecek bir söz olarak değerlendiremeyeceğim. Şimdi bizim buradaki temel sorun, ya yapısal sorun sanıyorum, sebepten sonuca gitmeye çalışıyoruz ama sebebin ne olduğunu ve kimler tarafından yapıldığını bilmiyoruz. Ve sadece bir takım varsayımlara dayanıyor ve etraftaki sorunlara baktığımız zaman bir takım çıkarsamalarda bulunuyoruz. Belki Ozan Bey'in söyledikleri haklı olabilir, belki başkasının söyledikleri haklı olabilir ama şimdi burada önemli olan sanıyorum doğuracağı sonuç. Ne olursa olsun yani bu iki tane insan Müslüman olarak çıktıktan sonra Fransa'da üçü, isterse istihbarat örgütleri tarafından kullanılmış olsun, isterse kendi inisiyatifleri, isterse IŞİD tarafından yahut da El-Kaide ile bağlantılı olsunlar. Sonuç olarak bir şey fark etmeyecek. Yine Müslümanlar suçlanacaklar. Ve bu hem Avrupa'da ki konuştuk onu, hem de bizim bölgemizde bir takım sonuçlar doğuracak. Evet. Eğer müsaade ederseniz biz biraz da artık o sonuçlara gidelim. Çünkü sebepler üzerinde durduğumuz zaman eylemi de meşrulaştırmak tehlikesiyle karşı karşıya kalıyoruz. Yani o kadar fazla sebebi anlatıyoruz ki bizi dinleyen insanlar düşünebilirler ki ya bu adamlar iyi ki böyle bir şey yapmışlar. Böyle bir şey söz konusu tabii, bir defa aslında altını oradaki çizelim. Çabamızı da belki ifade etmekte de fayda var. Burada var olan bir mefhumu var eden sebepleri analiz yani etmeye analizi, çalışıyoruz. Bu analiz, evet yani. Bu bir düşünce şeyde, egzersizi gibi Ozan, söylemek lazım. Ozan Bey'in de haklı olduğu, hayır, Ozan Bey'in de haklı olduğu noktalar var. Belki de bir komplo çıkacak bu işin arkasında. Tamamıyla bütün bunların hepsi çökecek. Belki de çıkmayacak ve gerçekten öyle olacak ama önemli değil. Sebebi ne olursa olsun sonuçta ciddi bir takım siyasi krizler doğurmaya gebe olan bir olaydan bahsediyoruz. Avrupa'yı konuştuk. İşte İslamofobi doğurabileceği en önemli sonuçlardan bir tanesi. Ama bir de bunun bölgesel boyutu var. Ya onu da konuşmamız gerekiyor. Çünkü evet, eğer bunun arasında bir bağlantı tespit edilecekse yahut da bu bağlantı siyasi olarak kurulacak olursa çok yakında Suriye ile ilgili yapılacak olan müzakerelerde çözüm yöntemi bambaşka bir şekilde Fransızlar tarafından da güvendirilecektir. Ne dersiniz? Mesela hani Fransa'nın bundan sonra nasıl bir Suriye siyaseti yani tabii bunu kestirebilmek kolay olabilir. Değil ama şu var. Yani düşman artık Fransa açısından açık bir şekilde IŞİD haline geldi. Zaten vuruyorlardı. Zaten bu sabah itibariyle uçak gemisi gönderilecekleri konusunda haberler çıkmıştı. IŞİD'e yapılacak müdahale karşı, müdahale için. Ama bundan sonra bu müdahalenin siyasi yöntemleri hakkında da daha fazla kafa yormaya, daha farklı koalisyonlar kurmaya çalışacaklardır. Çok çok büyük bir olasılıkla Rusya'nın pozisyonuna Fransa'nın yakınlaştığını göreceğiz. Yani eğer Kazakistan'da yapılması düşünülen toplantıda Ukrayna sorunu üzerine bir mutabakata varabilecek olurlarsa o zaman çok çok büyük bir olasılıkla yine Rusya'nın pozisyonuna yakınlaşacaklardı. Bu da şu anlama geliyor. Yani evet belki istikrarın sağlanması açısından önemli bir gelişme olacak ama Türkiye'nin de kendisini Suriye konusunda yeniden konumlandırması gerekecek. Yani çünkü bu tarafa doğru bambaşka bir yere doğru gidiyor. Tabii peki bu konumlandırmanın neticesinde Suriye muhalefetini ikna etmek mümkün olacak mı? Ya onlar saf değiştirirlerse ve işte daha fazla yani 30 bin olan sayısı militan sayısı onların saf değiştirmesiyle 130 bin olursa daha mı iyi olacak? Yani tüm bu sorunların tartışılması ve kapsamlı bir çözümün üretilmesi gerekiyor. Ve bu işte de Türkiye'nin devlet olarak Türkiye'nin, siyaset olarak Türkiye'nin, sivil toplum olarak, medya olarak Türkiye'nin bence öncü rolü oynaması şart. Çünkü öncelikle bizi etkileyecek bu sorunun çözüm yöntemi. Siz Atilla Bey ne dersiniz bu konuda? Özellikle bölge siyasetiyle ilişkili olarak nasıl gelişmeler bekliyorsunuz? Bunları sormamızın sebebini de tekrar anlatalım. Biz aslında bir şeyin tahlilini edip sonucunu da üstüne yapıştırıyor değiliz ama Fransa'nın 11 Eylül dememizin sebebi çok çeşitli alanlarda yansımaları olmasını bekliyoruz. Öyle gözlemliyoruz. Bu sebeple üstüne konuşuyoruz. Bölge siyasetini soralım çünkü çok başka bir boyutuna da geçmek istiyorum ondan sonra. Bence, yine medya üzerinden. Bence her iki tahlillerin de farklı bakış açılarından tahlillerin de doğru tahliller olduğunu, bunların hepsini yapmamız gerektiğini ben düşünüyorum. Yani bunların tekini yaparsak yanlış olur. Herhangi birinin tekini yaparsak yanlış olur. Her iki taraftan farklı paradigmalardan bakıp olayı doğru analiz edebilmemiz için şu anda yapılan analizlerin ben bir bütünün bir parçası olarak doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir farklı arkadaşımız başlı boyutuna verdi. Soli Bey farklı bir boyutunu verdi. Biz farklı bir bakış açısını getirdik. Olayı
geniş kapsamlı analiz edebilmek için zaten doğrusu bu. Burada farklı konular da düşünüldü. Hı-hı. Sebepler, neticeler. Biraz şimdi sonra bölge, çok farklı bir boyutuna bakacağız. Sosyal mesela, medyadaki evet, boyutuna da bakacağız. Baktığımız zaman bölgesel bu durum, mesela El-Kaide olayını doğuran sebep neydi? Afganistan kriziydi ve Afganistan'ın işgaliydi. Ve orada devlet otoritesinin ortadan kalkmasıydı. Hı-hı. Devlet otoritesinin kalktığı yerlerde terör örgütleri çok geniş yerleşme imkanı buluyorlar. Maddi kaynaklara ve diğer teknik kabiliyetlerini de çok iyi kullanma imkanına sahip oluyorlar. Ve yine dediğim gibi dini unsurları da kullanmak suretiyle çok gelişmiş yapılara ulaşabiliyorlar. Ben genel analizlerimde hep bunu post-terörist yapılanma olarak değerlendiriyorum. Bu bir normal klasik terör algısının ötesinde bir algı. Şimdi belirli bir süre sonra Irak'ta vardı aynı durum. Ama Irak'ta özellikle Amerika Birleşik Devletleri çekilmeden önce belirli bir stabilite orada sağlanmıştı. Sürdürülebilir değildi belki ama belirli bir. Ne zaman ki Amerika Birleşik Devletleri ayrıldı oradan ve Maliki orada Şii bir devleti haline gelmek için çaba sarf etti. Bölgede bir baktık, bir anda o kuvvet boşluğu, güç boşluğu ve gene Arap Baharı'nın etkisiyle Suriye'deki iç savaş devlet otoritesini ortadan kaldırdı. Ve bölgede belli bir güç boşluğu oluştu. Şimdi bu güç boşluğunda terör örgütleri bu söylediğim gibi normal klasik terör algısından post-terörist yapılanma şeklinde bir devlet yapısı birçok imkana parasel, teknik ve küresel sistemde etkili olabilecek bir yapıya da kavuştuk. Küreselleşmenin etkisiyle o teknolojileri kullanmak suretiyle. Ben bunların içinde özellikle Orta Doğu'daki bu otorite boşluğunun ve burada terör örgütlerinin bu terör ötesi, normal klasik terör algısının ötesindeki yapılanmaların etkisi olduğunu değerlendiriyorum. Nitekim bu iki şekilde etki yapıyor. Bir, planlama ve icra konusunda etki yapıyor. Yurt dışında mesela IŞİD'in oradaki organizasyonları, Avrupa içindeki eleman kazanma unsurları aynı zamanda bu terör unsurlarının da bir parçası olarak kullanılabiliyor. İkincisi, toplumda farklı bir, yani bu terörist akıma karşı farklı bir ilgi oluyor. Bu insanların buraya yönlendirmesini söz konusu oluyor. Nitekim IŞİD'in elemanlarının çoğu, önemli bir kısmı Avrupa'dan gelen bu unsurlar olduğuna göre bunu da dikkate almamız lazım. Yani burada otorite boşluğunun ve terör örgütünün yerleşmiş bir yapısının olduğu ve bunun çok müthiş miktarda ekonomik ve siyasi ve sosyal bir etkiye sahip olduğu bir ortamda bu terör olgusu daha fazla şiddet içerikli ve küresel çapta da daha fazla yaygın bir hale geliyor. Bu nedenle ben bu devlet otoritesinin boşu olduğu yerlerde süratle otorite boşluğunun ortadan kaldırıcı yöntemlerin bunun için gerekli olduğunu düşünüyorum. Şimdi buyurun, ekleyecek bir şeyiniz varsa, çünkü ben sizin bahsettiğiniz batıdaki unsurlar, batıdan selefi hareketlere, radikal hareketlere, evet, katılımlarla ilgili bu sosyal medya boyutuna geçmek istiyorum. Çünkü o çok büyük bir güç ve açıkçası bahsettiğiniz devlet otoritesinin de anlamakta, analiz etmekte ve çözüm üretmekte zorlandığı da bir kuvvet. Çünkü siz bugün bir şey söylediğinizde Twitter'da sizi milyonlarca insan retweet edebilir ve ona resmi bir cevap oluşturulana kadar zaman çok geçmiş olabilir. Önce sizin ekleyeceğinizi duyalım. Ondan sonra arkadaşlarımdan rica edeyim, bazı görüntüler var paylaşmak istedim. Yani şunu ifade etmek istiyorum da yani bunun boyutu aslında dini şeyden çok siyasi boyutunun konuşulması bence daha mühim. Yani dini boyutu, çünkü mesela Taliban hareketi aynı zamanda eşari bir hareket. Yani selefi değil, Taliban hareketi medreseden çıkma bir şey, Hanefi ve eşari. Çünkü Hint halk kıtasındaki Hanefiler eşari. Bizde Maturidi Hanefiler ama Hint halk kıtasındaki Hanefiler eşari. Taliban hareketi oradan çıktı mesela. Neden çıktı? Onun için dini bence boyuttan çok bunun siyasi boyutları. Hem Avrupa açısından hem bizim bölge açısından bunu tartışmak lazım. Bir de şu var. Ya bu terör örgütleri sayılar bu kadar az olmasına rağmen bu kadar parayı, bu kadar silahı nasıl buluyor? Mesela nasıl Avrupa'da bugün saldırı oluyor. Avrupa'nın göbeğinde gündüz, güpe gündüz saat 11 Rambo gibi iki kişi çıkıyor. Elini kolunu sallıyor. Hiç
şey yok. Yani endişe yok. Hani oturup böyle rahat bir şekilde koşuyor. Siz bunun yeni bir form olduğunu düşünüyor musunuz? Ya mesela neo cihat diye bir şey konuşuluyor. Ya yani şöyle şimdi El-Kaide zamanını düşünün mesela. El-Kaide'nin gelenekselleşmiş saldırı bunu, tarzını bunun iki düşünün boyutu ve bunu düşünün. Az önce gelmeden önce de şimdi Twitter'dan da Paris'teki arkadaşlarım var. Cezayirli, Faslı. Onlarla konuşuyorum. Hani siz nasıl? Onlar da şu anda biz gösterilere katıldık. Fransız halkının, bakın Fransa'da dayı halkın birçoğu bunu İslam'la bağdaştırmıyor. Tamam, Twitter'da orada burada bunu söyleyenler var ama adamlar diyor ki ya biz de zaten bir tufan bekliyorduk biz. Ekonomik bir kriz. Bunu engelleyecek bir şey lazımdı. Bunu farklı bir mecraya çekecek bir şey lazımdı diyor. Şimdi bir anda bu dergiye saldırdı. Evet, dergi ilk hedef alınabilecek yer çünkü İslam'la ilgili şey var. Ve kanatlar, görüşler farklı yere kanalize edilecekti diyor. Böyle bir, bakın bu batıdaki Fransa'da yaşayan mağriplilerin çoğu böyle düşünüyor. Diyor ki bunun arkasında derin Avrupa var diyor. İkincisi doğru tepki olabilir. Bir tepki olabilir. İki kişi kızmıştır. Çünkü aylardır bu derginin İslam'a yönelik, yani hani yanlış bir şey, İslam'ın kabul etmediği bir şey. Ama galyana gelmiş iki genç, iki kardeş, çünkü ikisi de kardeş olduğu ifade ediliyor. Ve de başka kişiler. Bir tepki olarak mı yaptığı, reddi fiil olarak mı yaptılar bunu? Bunu da analiz etmek lazım. Yani bu iki konu üzerinde durmak gerekiyor. Reddi fiil ise burada bu saldırı, evet yine her yerde kınanmalı ama dedi neden buna gittiler? İkincisi aylardır, bir yıldır, hatta 2012'den beri bu dergi İslam'la ilgili hep haberler yapıyor, peygamberi kınıyor. Hatta geçen haftaki sayısı şöyle. Aralık ayında saldırı olmadı ama ocağın sonunu bekleyin diyor. Ya dergi, sen nereden biliyorsun bunu? Şimdi mesela Paris'te bir olay vardı 3 ay önce. Bunu gizliyor medya. Yayınlandı aslında bu. AFP'de de yer aldı bu. Konu şu. Suudi Arabistanlı bir prens Suudi Arabistan'a, Paris'e tatile gidiyor. Koca bir ailesiyle birlikte 20 araçlık bir konvoy. Paris'in dışında, Paris'te etrafı kuşatılıyor. 15 kişilik bir çete tarafından, yüzleri kapalı. Arabadan milyon dolarca para alınıyor, gidiliyor. Ya ilginç bir, 3 ay önce Paris'te olan bir şey bu. Noel günü yine mağripli denilen bir kişi güya, şarhoş. Fakat tekbir getiriyor. Hepsinde tekbir artık moda. Biz de Danıştay olayını da çok anlatan bir şey. İşte zaten sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Yani Batı algısında bu hareketler İslam'ı temsil ediyor gibi algılanıyor mu, algılanmıyor mu? Burada i̇şte bunun Batı'da, üzerine evet, konuşuyoruz aslında. Batı'da, mesela tekbir moda oldu diyorsunuz. Evet. Hakikaten de böyle bir şey var. Ama bunu İslam, şimdi şöyle diyeyim. Müslüman bir bilinç. Müslüman bir bilinç bunu soruyoruz. Tekbirle, ya ben peygamberin öncünü aldım diye böyle bir bilinç yok. Bu Batı'da hani filmleri izlemiş biri, filmlerden etkilenmiş biri bunu ancak yapabilir. Bunun İslami bir bilinçle alakası yok. Yani benim okuduğum kültür, bakın az önce örnek verdim. Geçen yüzyılda Sufi gelen cihat hareketini Sufiler yönlendiriyordu 18. yüzyılda. Batı Sufizmi kınıyordu o dönemler. Fakat o dönemde böyle bir şey yok. Ta 1980'lere 90'lara kadar böyle bir kültür yok İslam dünyasında. Bu nasıl oldu da 1990'lardan sonra bir anda çıktı? Bunun çok örnek aslında... Popüler kültürün etkisi nedir? Mesela yani diyorsunuz ki film izleyen popüler insanlarda işte, diyorsunuz. Mesela şimdi biraz sonra Ferhat göstereceğiz. Bakın IŞİD'in, Ferhat Bey'in az önce, evet. Ferhat Bey'di galiba. Sosyolog. Evet, Ferhat Bey'in nihilizmle, anarşizmle %100 bağlantılı bu. Yani şöyle diyeyim. Çünkü düşünün o 60'lı 70'li yıllarda anarşistler, nihilistler solcu olmak zorundaydı. Vakti farklı bir düşünceye. Ama bugün o gençler, nihilist gençler, anarşist gençler kendini bağlı bulunduğu kimlikle ifade ediyor. Ya ırkla ya dinle ifade ediyor. Bunu analiz etmek lazım bu yönüyle. Tam yeri geldiği için popüler kültürden, filmlerden, bundan etkilenen gençlerin kesinlikle kendi kendine bir cihat tanımı ve yorumu, uygulaması getirmesinden bahsettiğimiz için söylüyorum. Arkadaşlarımla rica edeceğim. İki görüntü paylaşmak istiyoruz. Özellikle sosyal medyayı ne kadar etkin kullandığı tartışılıyor. Bu tip radikal örgütlerin özellikle yeni katılımcı devşirmek adına. Bir tartışılan boyut da şu, El-Kaide'den IŞİD'e geçiş yaşanırken bu ifadede de cihadın hem uygulanmasında hem algılanmasında da farklılık yaşandı diye de konuşuluyor. Şimdi stüdyodaki popüler kültür tartışmasına katkıda bulunacak bir görüntü getireceğiz ekranlarınıza. Bir Bin Laden görüntüsü ve bir IŞİD videosu. Çok kısa izleyelim. Onlar üzerinden, sırf görsellerinden bile bu geçişi analiz etmek mümkün. Sonra stüdyoda üstüne tartışacağız. Arkadaşlarımdan rica edeyim o görüntüyü bize bir gösterebilirlerse. سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له للعزائم القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي لساموا رسول أهل العزائم القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى Şimdi bu iki görüntüyü seçmemizin sebebi birincisi bu statik Bin Laden'in oturarak demeç verdiği El-Kaide'nin revaçta olduğu yıllardan görüntüler. Bir de içerik itibariyle bedensel anlamda bile çok daha aktif, çok daha işte davet gücü yüksek olarak algılanan videolar. Şimdi bu geçiş üzerinden ve sosyal medyayı da çok aktif kullandıklarını, bu teknolojileri çok aktif kullandıklarını, videoyu hatta rap müziği, popüler kültürün bütün unsurlarını çok aktif kullandıklarını da göz önünde bulundurursak nasıl bir çözüm ya da nasıl bir mücadele mekanizması geliştirilebilir? Çünkü bir taraftan da popüler kültürün bütün unsurları bu işin yayılmasına dahil gibi görünüyor. Şimdi bu tür düşünceyle en büyük sıkıntı Batı'nın bile şu anda itiraf ediyor. Hatta az önce gelmeden de ekonomistin Twitter hesabında şu vardı. Bununla, bu düşünceyle siz silahla mücadele edemezsiniz. Siz bununla fikri olarak mücadele etmeniz gerekiyor. Sıkıntı bu. Bakın Amerika 13 yıldır Afganistan'da hava bombardımanı yapıyor. Onlarca saldırı düzenlendi. Her onlarla saldırı düzenlendi insansız hava uçaklarıyla. %50'si 60'ı Batı'nın bu Guardian gazetesini yaptı anket. %50-60 insansız hava uçakları, siviller öldürüldü. Fakat sonuca varılmadı ve bugün Amerika çekiliyor. Yarın Amerika çekildiği anda ilk yapılacak şey Taliban yeniden iktidarı ele geçirecek. Yeniden Kabil'e kadar gidecek. Çok açık bir şekilde bu ortada. Herkese bu diğer bölgeler için de söz konusu. Irak'tan çekildi Amerika, düzelmedi. Bırakız bir kaos ortamı bırakarak çekildi. Yani hava saldırıyla siz veya saldırılarla bunu çözemiyorsunuz. O zaman sıkıntı nerede? Burada o zaman çözüm lazım. Çözümü bir bölgeler açısından, işgal altındaki bölgelerde çözüm farklı. Fakat Batı açısından baktığımızda çözüm şunda yatıyor. Bu gençlerin kayrek seti Twitter'ı, interneti evet kullanıyor, etkileniyor. Ama şunu çok açık bir şekilde gördüm. Çünkü birçoğuyla konuştuğumda ayet, hadis, İslam bilgileri evet kullanıyor ama ayeti yanlış yerde kullanıyor, hadisi yanlış yerde kullanıyor. Dini bilgisi çok az bu gencin. Ama bir iki ayet ezberliyor, cihatla ilgili. Ferhat Bey aynı şeyi söyledi zaten başlangıçta. Efendim? Ferhat Bey açar açmaz konuyu zaten evet, sizin söylediğiniz söyledi. Ben de onu söylüyorum. İşte bunlarla mücadele güçlü bir entelektüel dini birikim lazım. Şimdi sıkıntı şu, bizim coğrafyada yani Batı, bakın Ferhat Bey, Batı'daki aydın entelektüel İslam'ı bizim coğrafyadaki aydın entelektüelden daha iyi biliyor. Sıkıntı burası. Adam çözüm sunuyor ve direkt katletmekten, öldürmekten bahsediyor ki bunlara fikri mücadele nasıl yapılmıyor ama onlarda da çözüm yok. Çözüm yapabilecekler yine bu coğrafyanın yani artık solcu, liberal, İslamcı kim olursa olsun bütün entelektüel ortak buna bir çözüm bulmalı. Bu gençleri ikna edebilecek mekanizmalar az önce örnek verdim mesela. Ya kardeşim İslam'a Peygamber'e saldırı bu Tayyip Oyuncu olmuştur ama bununla mücadele sizin oturup silahla yapmanız gerekmiyor. Buna sözlü, yazılı cevaplar da verilebilir. Bunu neden geliştirmiyoruz? Yani neden bu mekanizma öne çıkmıyor? Örneğin bu gazeteler, dergiler, reddiyeler verilebilirdi, farklı şey. Ama İslam dünyasında öyle bir hale getirildi ki artık büyük gösteriler oluyor. Afganistan'da örneğin işgal altında karikatür olayı olduğunu hatırlayın 2005'te. Bu özellikle Danimarka'daki gazete. Afganistan'da insanlar sokağa çıkıyor. Gösteride 40 kişi ölüyor. Libya'da da 2005 yılında yine hakeza olmuştu. Saldırı büyük bir gösteri olmuştu. Yine orada da yüze yakın insan hayatını kaybetmişti. Ya gösterilerde insanlar hayatını kaybediyor. Yani nereye doğru gidiyoruz? Bu soruların cevabının verilebilmesi için önce doğru İslam'ın doğru bir şekilde evet, anlatıyor. Yani tabii bu bütün o dillerin, bütün o görüşlerin izale edilmesi demek değil bu. Hepsinin kendini ifade edebileceği mekanizmalar. Yazsınlar, çizsinler, ifade etsinler. Tabii sıkıntı burada. Bunu ifade edebilecek, evet, buna cevap verebilecek mekanizmalarımız yok yani. Şu görüntüleri de arkadaşlarımız şu anda ekrana getirdiler. Batılı sosyologlar bunun üzerine çalışıyorlar. Cihadi cool kavramı. Cihat neden cool? Bunu tırnak içerisinde söylüyoruz. Yani cihat dedik, cihat kavramı neden Batı'daki gençler, bazı Müslüman gençler için çekici ve bu radikal gruplar hangi görsellerle, hangi popüler kültür unsurlarıyla bu çekim güçlerini arttırmaya çalışıyorlar. Bu görüntülerde bir taraftan
onlarla ilgili bir fikir veriyor diye ekrana getirmek istedik. Bunu da böyle açıklamış olalım. Bir taraftan da toparlamaya başlayacağız. Çünkü bugün vaktimizi hayli açtık ama çok kritik bir konu üzerine konuştuğumuz için. Ben Ankara'ya dönebilmek istiyorum. Duyabiliyorsanız eğer Ozan Bey. Bu Ozan Bey. Evet dinliyorum. Teşekkür ederim. Bir an sizi göremeyince orada olduğunuzdan emin olmak istedim. Bir taraftan da toparlıyoruz. Çok boyutlu bir tartışma yaptık bu akşam. Siyasi, hatta teolojik, hatta sosyolojik, popüler kültüre kadar uzanan bir ahtapota benzetmek de mümkün herhalde. Çok kollu bir kavramdan bahsediyoruz. Sizin yine kendi kariyerinizdeki tecrübelerinizden yola çıkarak batılı toplumların buna nasıl çözüm üreteceğini ya da bugün yaşanan olayın yansımalarının nasıl sindireceğini düşünüyorsunuz? Bir taraftan da son sözleriniz olarak duyalım. Tabii bir yandan entelektüel eksiklikler üzerine konuşuyoruz. Batılı entelektüellerin İslam üzerine bilgilerini övüyoruz ama tabii Batı'da İslamofobiye kurban olan geniş yığınlar İslam üzerine çok cahiller. Yani Avrupa'da bugün politikacı olan 54-60 yaş kuşağı okullarda Müslümanları sadece Viyana'ya kadar gelen ve her buldukları Hristiyan'ın kellesini kesen insanlar olarak tarihte tanıdılar. Doğru düzgün bir tarih dersinde İslam işlenmedi Batı dediğimiz diyarda. Avrupa uygarlığı dendiğinde İslam'ın Avrupa uygarlığındaki rolü, yani şu an benim yaşımda olanlar kesinlikle okullarda öğrenmediler. Bir de işin tabii bu yanı var. Müslüman İslam alemine yönelik olarak söylenenlere özellikle şu teklife sonuna kadar katılıyorum. Medeniyetler İttifakı teklifi gerçekten çok makul bir teklif, canlandırılması gerekir. Sonuna kadar destekliyorum ve özellikle de altını çiziyorum. Tüm Müslüman ülkelerin demokrasiye ihtiyacı var ama bunu Türkiye savunduğunda, Türkiye örneğin Mısır'da demokrasiyi desteklediğinde, demokrasi üzerine çok nutuk çeken Avrupa Birliği'nin Mısır'da Kenan Evren benzeri bir Sisi'yi desteklediğinde görüyoruz. Yani Avrupa bir yandan eksiklikleri dile getirirken öte taftan çıkarları gereği krallarla, şeyhlerle, diktatörlerle işbirliği yapmak daha kolaydır tabii kendi çıkarları açısından. Bu açıdan da İslam aleminde demokrasiyi kesinlikle desteklemediği bir çifte standart belgesi olarak ortaya çıkıyor. Ve Avrupa'daki gençlerin niçin çok kolay bir takım terör örgütlerine yem olduğunun sorularını ararken de bunların Avrupa'da da cevaplarını bulmamız çok kolay mümkün. Yani siz bugün Almanya'nın bir okulunda çocuklara ders kitabında Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret dolu karikatürler sunarsanız doğal olarak oradaki Türk çocukları farklı bir sosyalizasyona yöneliyorlar. Yani işin bir de bu tarafı var. Bence bu tartışmayı sürdürmemiz gerekiyor. Peki çok teşekkür ederiz. Katıldığınız için de çok teşekkür ederiz ama İstanbul Stüdyo'dan devam edelim. Soli Özel, ne dersiniz? Bundan sonrasını nasıl öngörüyorsunuz? Bölge siyasetine yansımaları da ne olacak? Doğrusu oradan da bu Fransa'daki olayın bir dönüm noktası olacağını sanıyorum. Avrupa'da ilk olay olduğu için değil. Çünkü Avrupa'da daha önce Madrid'de 2004 yılında Mart ayında, İngiltere'de Temmuz ayında 2005 yılında bu tür olaylar oldu. Ondan beri çok matah bir olay olmadıydı bu tek tük müzede filan öldürmeler dışında. Ama bu seferki hem bir kere iki nedenden dolayı, bir, ya dün işte bizim bu gözükü konumuz şeydi değil mi, neydi, Pegida'yı konuşacaktık. Aynen. Ve dün Almanya'da Pegida'nın sokağa çıkardığı insandan daha fazlası Pegida'ya karşı sokağa çıkmıştı. Yani bu tabii. Biz eğer bugünkü olay olmasa bunu konuşacaktık ve eminim o zaman çok daha iyimser bir tonla bir takım analizleri yapacaktık. Şimdi bu gelen olay, dünkü olayın yeşerttiği umutları söndüren bir olaydı. Bağlantısı var mı? Yani o oldu diye mi bu bugün yapıldı, onu hakikaten bilmiyorum. İkincisi tabii Fransa'da en azından Avrupa'nın önemsediği bu ifade özgürlüğü meselesi üzerinden gerçekleşmiş bir terör eylemi olarak görüleceğinden bu havayı çok zehirleyecektir. Şimdi bundan sonra örgütlü Müslüman gruplar dayanabildikleri ölçüde Avrupa'daki solcu ve liberal siyasetçiler bunun karşısında nasıl bir tavır alacaklar, nasıl bir söylem benimseyecekler ve bunu kamuoyuna kabul ettirebilecekler mi meselesi bence önümüzde duruyor. Şimdi doğru, burada çok konuştuğumuz konular, Suriye'de 3 yıldır
özellikle IŞİD'in kontrol ettiği yerlerde çocuklar okula gitmiyor. Bu çocuklar geleceksiz büyüyorlar. Her türlü şeyi yapabilirler. Ya dolayısıyla uluslararası sistemin ben bunu nasıl olsa burada bitiririm diye düşündüğü mesele eninde sonunda gelip herkesi bir yerden vuracak. Belki bunun da görülmesine yol açabilir diye ümit ediyorum. Evet, Burhan Nasli Bey, sizin başınızı gördüm. Aynı evet, ya ben tabii aynı şeyi söyledik belli noktada. Ben tabii ki burada konuşulduğu bu noktalar, terörü besleyen ana nedenler var. Avrupa'da ayrı, Orta Doğu'da ayrı. Ama küreselleşmenin olgusuyla aslında bunlar da birbirine bağlantılı. Evet. Bir kere bunu bilmemiz lazım. Ayrı değil. Bu sebepleri engelleyici tedbirlerin alınması lazım. Yani bu olay sadece Avrupa'da bu tedbirleri almakla yetinmiyor. Bunları destekleyen, bu etkileşim altındaki olan küresel sorunlara da biraz önce söylediğim gibi çözümlerin üretilmesi lazım aynı zamanda ki sorun şey yapmasın. Ama Müslümanlar olarak ikinci boyutu belki bu noktayı da vurgulamak isterim. Ben buraya gelmeden önce bunları tekrar bilgilerimi tazelemeye çalıştım. Yani eşarilik nakli şeye, inanç sistemine yönelik bu şeyde, özelliklerde ne kadar buraya girip akıl ve mantığı, rasyonaliteyi geri plana itmeye başladığınızda selefilik ve cihadilik çok daha etkili olduğunu gördüm ben buradaki ana noktadan. Dolayısıyla burada maturidilik dediğimiz olay, yani akılla beraber, nakli beraber getirip İslam'da bu optimalini ortaya koymak son derece önemli. Neden? Akılla noktaya geldiğiniz zaman bilim Müslüman'ın kaybedilmiş unsurlarıdır. Dolayısıyla sadece teknik bilimler değil, bu insani değerler, insan hakları kavramları gibi kavramlar da doğrudan doğruya İslam'ın bir parçası olacak şekilde yorumlanması burada bir anlam ifade eder. Bu son derece. Ben ne kadar cihadiliğe gittik, bu sertlik yanlısına giden taraflarda hep aklım ve bilimden uzaklaşmanın olduğunu gördüm. Bu gruplar bu konuda son derece etkili. Gene biraz önce vurgulamamız gereken şey, tarih kitaplarımızı ve söylemlerimizi, özellikle siyasetçilerin söylemlerini çok dikkat etmesi lazım. Bak, Avrupa kendi içinde çatışmaları biraz önledi. Neden? Çünkü Avrupa içindeki o geçmiş dönemde tarihsel arka plandaki düşmanlıkları oluşturan tarihi anlayışı daha çok birlikteliği ortaya koyan tarihi anlayışı. Eğer biz bunu ortadan kaldıracaksak, Müslümanlar olarak bizler de tarih kitaplarımızı yeni baştan yorumlamamız lazım. Ama Batı da o kendi tarih kitaplarındaki söylemleri, unsurları farklı bir şekilde şey yapması lazım. Çok önemli. Siyasilerin verdiği mesajlar ve siyasilerin uyguladığı noktalar da son derece toplumda etkili noktalara getiriyor. Bu konularda da dikkatli olunması gerektiğini vurgulamak istiyorum ben. Evet. Turan Bey, Mesur Akın, sonra şimdi, noktayı koyalım. Siyasilere düşen görevler var. Birincisi, hocam bahsetti, Medeniyetler İttifakı konusu bence çok acil bir şekilde hızlandırılmalı ve bu gündeme alınmalı. İkincisi, İslamofobiye konusu tıpkı antisemitizm gibi bence yasaklanmalı. Hazreti Peygamber, İslam, yani El-Kaide liderini yerden yere vurun, eleştirin, sövün ayrı bir şey. Ama siz bunu İslam peygamberine, Kur'an'a götürdüğünüz zaman İslam dünyasının hepsini tahrik etmiş oluyorsunuz. Buna çözüm bulunması gerekiyor ve İslamofobiyanın derhal yasaklanması gerekiyor. Tıpkı antisemitizm gibi aynı ölçüde. Üçüncüsü, Batı'da çok uç bir realizme, Ursal Silikşehir'de uç bir realist düşünceye doğru kayış var. Yani biraz idealizme yeniden bir dönüş, hafiften bir dönüşün olması gerekiyor. Yani uluslararası kurumların biraz aktif hale getirme, uluslararası yani kurumlar tıpkı şu anda bizim Cemiyet-i Akvam'da gördüğümüz durumdan bir farkı yok şu anda Birleşmiş Milletler'in. Bence feshedilmesi gerekiyor. Yani çünkü bir çözüm bulamıyorsun. Çok aynı şey, bir tartışmaya gider bu. Aynı şey söylediniz. Son olarak aydınlara düşen görevler var. Bunlar siyasilere, aydınlara düşen ve Türkiye bence çok iyi rolünü oynuyor ama Türkiye'nin önüne engelleme yönelik çok ciddi girişimler var. O da ayrı bir konu. Aydınlara, entelektüellere düşen görev var. Üç konuda yine. Bir, şu Orta Doğu'da olan işgal, sömürü, yıllardır devam sorunu çözülmeyen sorunlara derhal ciddi manada eğilip buna çözümler. Örneğin Keşmir'dir, Filistin'dir, buna benzer yine Afganistan'ın işgali. Afganistan 200 yıldır işgal altında, yeni değil. 1825'te İngilizler girdi, 1940'a kadar İngilizler oradaydı. İlk
havadan bombardıman, carpet bombing dediğimiz sistem 1925'te İngilizler tarafından Kabil'de yapıldı. Teyarelerle 40'a yakın teyare Kabil üzerine carpet bombing gelip hızlı bir şekilde Kabil'i bombalayıp gidiyordu. Ve aylarca sürdü bu. Binlerce insan hayatını kaybetti. Fransızlar girdi, Ruslar girdi, Amerikalılar girdi. Ya yeter Afgan halkını bırakın kardeşim ya. Biraz nefes alsın. Filistin'i 60 yıldır halledemedik. Güney Sudan olunca Hristiyan %40 Güney Sudan'da çözüyor. İkincisi evet İslam düşüncesi hani kaynaklanan yanlış düşüncenin kaynaklanan düşünceyi de artık Müslüman aydın entelektüeller sadece değil bu coğrafyanın solcusu, liberali, demokratı oturup İslamcılar birlikte bu soruna çözüm bulmalı. Ve son olarak medya. Yani medyanın bu yanlış haberler sık sık o adamları popüler hale getirip öne çıkarmaları, onlarla evet önemli yapılır ama bazen biz de farkında olmadan onları öne çıkararak aslında onların reklamını yapıyoruz. Az önce verdiğiniz görüntüler örneğin IŞİD'in. Yani en ama işte demek de zorundasınız Hollywood çünkü bu mefhumu nasıl anlatacaksınız? Yok, vermek gerekiyor ayrı bir şey. Evet. Ayrı bir şey. Vermek nasıl bir çerçevede vereceğiniz öyle. Hani nasıl bir çerçevede bunu nasıl vermek gerekiyor? Adamlar Hollywood benzeri görüntüler çekiyor. Yani dünyada eşi benzeri çok ilginç görüntüler. Bu kameraya nasıl oluşuyor? Bu silahlara nasıl ulaşıyorlar? Parayı nereden buluyor? Örneğin Fransa'ya bu adamlar bu Kalaşnikovlar ve roket de var deniyor. Evet. Şimdi bu roketi Kalaşnikov'la sen nereden buldun, nereden getirdin? Yani bunları sormak gerekiyor diye düşünüyorum. Buyurunuz. Son soru sizin. Yani çok büyük bir olsa bunların sonuçta cevaplarını bir şekilde yakın bir zamanda alacağız. Yani doğru veya yanlış ama bir açıklaması olacak. Çünkü yani Fransa'da da insanlar mutlaka aynı soruları merak ediyorlar. Bunları şey yapacağız. Ben bir iki noktanın altını çizip hemen kapatmak istiyorum. Birincisi bu ideolojik açısı, yani İslam'ın farklı yorumları ideologlar açısından önemli. Yani yönlendirenler açısından önemli ama o cinayeti işleyenler, yani Fransa'daki cinayeti işleyen 3 tane, birisi 18 yaşındaki çocuk açısından çok fazla önemli olduğunu, teolojik derin bir bilgisinin olduğunu ve onun işte selefiliğin ve idraki içerisinde olduğunu doğrusunu isterseniz zannetmiyorum. Onları oraya yönelten nedenler siyasi. O siyasi nedenlerin kesinlikle çözülmesi lazım. Bu İslam'ı tartışmayalım, doğru olanı göstermeyelim anlamına gelmiyor. Yanlış anlaşılmasın ama bu siyasi nedenler konusunda çok hassasiyet göstermemiz şart. Evet. O nedenler ortadan kalkmazsa hem bölgesel Suriye sorunu gibi mesela veyahut da Filistin sorunu hem de küresel olan aşağılanmışlık, yüzyıllar süren aşağılanmışlık, o Kabil'in bombardımanından başlayan bunları çözmediğimiz takdirde bu sorunu ortadan kaldırmamız, bu küreselleşmiş olan sorunu ortadan kaldırmamız imkansız gibi gözüküyor. Bugün Fransa'da, yarın Türkiye'de, bir başka gün İngiltere'de, sonra Almanya'da, kim bilir başka günler nerede. Onun için bunu bir şekilde bakmamız şart. Ama bunları yaparken de çuvaldızı başkasına batırıyoruz. İğneyi de kendimize batıralım. Evet. Peki. Bu sözlerinizi de Paris'ten canlı ekrana getirdiğimiz görüntülerle söylemiş oldunuz. Orada yine anma devam ediyor. Görüntüler Paris'ten. Kuşkusuz bu Mizah dergisine yapılan saldırı uzun süre konuşulacak. Hem Fransa'da hem Avrupa toplumlarında hem de Orta Doğu'ya yansımaları konuşulacak. Çok kritik sorular vardı bu akşam. Elimizden geldiğince cevap vermeye çalıştık. Paris saldırısını politikadan pop kültüre kadar sebep ve sonuçlarını çok geniş bir alanda aramaya çalıştık. Umarız bir fikir vermiştir, bir ışık tutmuştur. Sonrasında üstüne düşüneceğiniz sorular oluşmuştur bu akşamki tartışmadan. İzlediğiniz için teşekkürler. Dünyanın işlerinden şimdi bu kadar.